Survivor Panorama'dan herkese günaydın, iyi günler, iyi bayramlar efendim. Bugün bayramın üçüncü günü ve biz sizlerle beraberiz. Tabii ki çok değerli yorumcularımız sevgili Melisa Emirbayar ve sevgili Gökhan Özdemir'le arkadaşlar iyi bayramlar, günaydınlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Melisa herhalde bugünü bekledin bizim bayramımızı kutlamak için. Hemen söylüyorum. Melisa 95 aramızda 15 yaş var. Ben, Ama bir şey söyleyeceğim. Ve ben çoğu küçüğümden çok sağ olsun mesaj bayramları aldım. Herkes aradı sağ olsunlar. Ama şimdi Ama ben Zühtan yazınca muhtemelen dedim ki bütün hani herkesin bayramını kutlamış oldum. Bizim panorama grubundan yazdı. Ha, o yüzden. Doğru doğru. Onu, onu sayıyoruz. Kesin, doğru. O yüzden lütfen düzeltirsen <laughs> i̇şte çok mutlu olurum. Ben de bu vesileyle e, bir tür Ramazan boyunca bize sarma yapan önce anneannenin ellerinden. Evet. <laughs> çok, Ondan çok çok selam dedenin ellerinden, annenin e, gözlerinden öperiz. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Öncelikle... Sen mi Yo, buyur buyur. Yok lütfen Melisa'cığım sen buyur. de. Madem bayramımızı kutlamadı sen konuş. <laughs> tamam şöyle e, gerçek olan bütün güzellikler biliyorsunuz ki yaşandıkça anlaşılıyor. Ben güzel başlatış yapmak istedim. E, sevgi, birlik ve beraberliğimizin, kardeşlik ve dostluğumuzun en güzel şek şekilde yaşandığı bir bayram diliyorum. Herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Önce küçüklerimin gözlerinden sonra büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Nice bayramlara. Vallahi çok güzel mesaj. Melisa'ya kazılıyorum. <laughs> ya Melisa bayram mesajını bile düşündürdün. Evet. Vallahi bunu becerdin, tebrik ediyorum. Yani ben içinden çıkamadım. Mesaj bir yerden böyle bir yere gitti. Evet. Valla muhteşem. sonunu iyi bağladı. Sonunu iyi bağladı. İsa. Twisted Mind bir <laughs> mesaj bekliyordum ama sonu iyi bağlandı. Bekançım sen. Ben de bütün İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum. Bugün üçüncü günü. Biz de sabahın erken saatlerinde yayındayız. Dün akşam ve bir önceki akşam olanları konuşacağız. Senin moderatörlüğünde. Bekliyorum paslarını. Valla evet. E, bu programda efendim dün akşamki soruları biz de biraz özel olarak cevaplayacağız. Hani yok eski erkek arkadaşında kız arkadaşında görüşür müsün tarzı sorular var bir şeyler var. Yok yer verir misin? Biz bunları konuşacağız. Yani çünkü bayram haftası e, Survivor'daki yarışmacılar madem böyle off yaptılar eğleniyorlar. Biz de biraz programlarımızda öyle yapalım. Dün akşam ekstra öyleydi. Dün Hakanlar öyleydi. E Biz de bugün biraz programda e, sohbetli bir şekilde Hani biraz daha eğlenceli bir şekilde bir şeyler yapalım istiyoruz. Ee, onun dışında dün akşamla ilgili şimdi karaoke var. Konuşacağız. Hı hı. Karaoke'den notlarımız var. Ondan sonra ilk defa Panorama'da pardon Dominik'te e, çünkü Panorama'da yapıldı ya e, Ersin'le ve şey. Evet. Evet. Yani o da belki ilk defa da evet. Acun abi evet. sundu. Ondan sonra ilk defa bir canlı yayın yapıldı ve canlı yayında oyun oynandı e, Dominik'ten. Güzel de geçti tabii böyle canlı yayın olduğu için biraz ağır aksak gidiyor gibi oldu ama çok eğlenceliydi çok büyük katılımlı oldu ve üstüne bir rekor denemesi yapıldı o rekor da kırıldı. Bayağı kırıldı. Kırıldı ama daha iyi olabilirdi bence. %100 yüz daha iyi olurdu. Ondan ama sahip. yine de yani... öyle daha iyi bence. Bir daha bizim kırma şansımız Hı, daha arttı yani çünkü. Evet yani. Yani şimdi 3 milyon oldu ve durdu evet. yani. O artardı. Çünkü mesela ben şuradan tıyor. Belki aldım. de artamıyor. Instagram'ın öyle bir özelliği şey yok. Yani evet. düşünmemiş olabilirler bu kadar. Belki Yoğun e, katılımlı bir canlı yayın. 3 milyon da çünkü bir anda bıçak gibi kesildi. Bir soru var. Bir soruyu cevaplarken Acun Hı -hı. Hocam, şu an mesela soruyu soruyorlar. Gerçekten 3-4 dakika sonra kapatıyorlar. Hani cevabını Hı -hı. veriyorlar. Ve o 3-4 dakikada Acun abi dedi ki soruya gelen cevap sayısı 5,5 milyon dedi. Evet. Şimdi 5,5 milyonun cevap verdiği bir yayında o 5,5 milyon aynı anda Instagram'da da girerdi. girerdi. Yani bence orada biraz Instagram... E ee, dediğin gibi yani evet. belki Instagram'ın sunucularını alt... çökerttik ya dünyanın belki... en büyük <laughs> yani internet şirketinin serverlarını çökerttik resmen. Yani 3 milyonmuş Sadece... onların kapasitesi evet. bence. Biz Bel... Daha yükseğe çıkabilirdik bence de videoda. çıkabilirdik. Yani çünkü canlı yayında da bambaşka bir artık nasıl bir altyapıysa o tabii Instagram'da kutlamak lazım. Yine de 3 milyon Hı -hı. çok büyük bir rakam. Ama ondan ötesini bilmiyorum. Belki de kaldıramıyor. Göremedik. Hayır, bunu öğrenemez miyiz? Mesela kotasına kadar falan. Ben bir Hükürlü Beyler kotası. Balçeler. test yok. ederek test görebiliriz. Yani Bence bu testti zaten. Hani Instagram testtiydi. Evet. Instagram da beklemiyordu böyle bu kadar tabii. Yok. yok. Ben yakın zaman zaten Instagram'dan bir şey bekliyorum. Böyle. Yani hmm. muhtemelen Türkiye temsilcileri vardır da. Evet. Hani gerçekten onların böyle asıl sahiplerinin bir hayırdır. Ne oluyor bu ülkede? Niye böyle bir şey yapıldı <laughs> falan gibi bir bir geri dönüş bekliyorum. Olabilir. Muhtemelen evet. Acun Abi'ler, herhalde de sana haberi gelir diye. Gelir. Daha bir şey yok biraz Abi o görüntüleri yani. de göstereceğiz. <laughs> bir hareket yok diye. Şimdi bu akşam e, bayram olduğu için eğlence devam ediyor Dominik'te. E, arkadaşların son bir eğlencesi var. İsterseniz bu akşam neler yaşanacak bir izleyelim. Ondan sonra e, dün akşam yaşanan hem rekor görüntülerini hem karaoke'ye hem bütün e, o canlıların hepsi detaylarını konuşmaya devam edelim. Ama önce bu akşamın ipuçlarını izleyelim. Evet yani dediğimiz gibi eğlence devam ediyor Dominik'te. yani evet. Adamlar eğlenmeye doyamadılar. Bu seneki yarışmacılar yani hem avantajlı hem dezavantajlı onu da soracağım. Şimdi Avantajlı yanları ne? Bir kere Survivor e, ya da yaşanan e, hastalıktan bu virüs olayından dolayı ekstra izlendi. Yani <laughs> e, çünkü devam eden bütün projeler durdu. Sadece Survivor devam ettiği için e, tabi bu zor şartlarda devam ediyor. Oradaki arkadaşlara tekrardan teşekkür etmek lazım. Bu sene Survivor başka bir yere gitti. Normalde Mayıs aylarında izlenmeler düşerdi. Hani hep bunu yaşardık. Ama bu sene hiç izlenmeler düşmüyor herkes evde olduğu için. Ve Survivor'da o tatlı da gittiği için çok şükür bayağı bir izlendi. Arkadaşların artısına, hani Aha. daha önce katılan yarışmacılarla bunları kıyasladığımız zaman bu arkadaşların bazı noktalarda avantajları var ama dezavantajları da var. Nedir? Kısılıp kaldılar. Yani Survivor yarışmacısı düşünün, neredeyse iki aydır deniz görmüyorlar. Ee, çok zor şartlarda yaşıyorlar. Ama onlar için bazı imtiyazlar tanınmıştır. E şimdi bu eğlenmek de bu kadar bunların hakkı diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz de katılır mısınız? Yani çok mu yediler, çok mu içtiler diye dün akşam birkaç bir şey okudum ama yok. Yani... Bu çocuklarda çok şey çekti diye düşünmek evet. lazım. Yani çile çektiler çünkü deniz görmemiş yarışmacılar ya. Hani sen hep diyorsun ya şu kalkarsın evet. uyanırsın bir denize doğru bakarsın. Ya ben yüzde yüz katılıyorum sana. Yani avantajlı olduğu konular var tabii. İşte dediğin gibi daha çok e, bilindiler, daha çok tanındılar. E, Türk seyircisi e, diğer bütün Survivorlardan daha çok bu Survivorı izledi. E, o bir avantaj ama orada psikolojik olarak ve e, fiziki olarak çok zor şartlarda yarışıyorlar. Yani hem küçük bir alana ...gerçekten e, kapalı kaldı. Bizim ekibimiz de, e, Survivor yarışmacıları da. Yani e, o yüzden... E, ...siz daha iyi biliyorsunuz işte o sabahları Survivor'da bir kalkıp... ...ne kadar moralin bozulsa da denizi görmek... ...bir böyle 2-3 saat de olsa e, oyuna gidene kadar... ...oradaki atmosferi yaşamak başka bir psikolojik rahatlama getiriyor insana. Ama şimdi o gerçekten Survivor yarışmacıları hem büyük ödüller de bu sene... Yani ...evet büyük ödüller var sürekli bir... E, yani dünyanın en güzel evlerinden Dominik'in en güzel evine belki gidiyorsunuz. Hani haftada bir orada eğleniyorsun ama işte bir Amerika yok, bir Küba yok. Ne bileyim, e, yurt dışına çıkamıyorsun. Yurt dışını geçtim. Oranın dışına çıkamıyorsun. Bir böyle kapanmışlık hissi var yarışmacılarda. Bunlar mesela, hep dezavantaj bence. Mesela şimdi Melisa'ya da söz vereceğim ama Aha. Acun abi bize bahsetmişti çok çok önemli bir NBA oyuncusuyla. Evet. E, bir şey planlanmıştı. planlanmıştı. Ama olmadı. Olmadı yani zaten yani bunlar tabi bu sene ödüllerde de çok büyük gerçekten büyüyecekti bu pandemi olmasaydı. Ee, ama şu an dünyanın olduğu durum da belli olduğu için yani şart bu şartlarda en fazla en iyi şekilde Acun abi e, yarışmacılarımızla ilgileniyor ve onların e, en iyi ödülleri almasını sağlamaya çalışıyor bu şartlar altında ve bence de e, gayet başarılı bizim prodüksiyon ekibimiz bence avantajlarım mı dezavantajları mı dersen totalle bence dezavantajlar. Ben yine avantajlı. Totalde Totalde, totalde avantajlı. Evet. Totalde avantajlı yani biz de mesela şey yapıyorduk. Şimdi iletişim ödülünü kazanıyoruz. Hı. İletişim evine gidiyoruz. O kadar bize farklı geliyor ki bulunduğumuz yerden çıkmak. Evet. E aynı şekilde zaten bu sene daha farklı şartlardalar. E deniz biz atıyorum kalkıyorduk böyle bir deniz kıyısına yürüyelim falan diyorduk. Sahil yürüyelim, oturalım, konuşalım, sohbet edelim. E küçücük alanın içindesin. Şöyle masmavi denizi Mas görüyorsun. Masmavi görelim. denizi evet. görüyorsun, o dalga sesleri. Bir kere geniş bir yerde. Geniş, geniş bir, bir yer. yer. yani böyle aslında düşünüyorsun. Burada yani kum var. yeşil, dere bazen ya, ya da ona nehir diyorsak bazen böyle koyu bir renk bazen yani, hani eh fena değil. Atlayasın yani. yani at, şimdi yani, uyanırsın evet. bir deriz atlar. Bir yani, rahatlama. Evet. Hiçbir şey yok yani. Bir atlıyorsun zaten yere çıkıyorsun evet. oradan. E onun evet. haricinde belli bazı yarışmacıların yani yarışmacılar vardı. İşte motivasyon olarak düşen Atıyorum Nisa, Cemalcan. Bu gibi yarışmacılara zaten iyi geldiğini düşünüyorum. Hı -hı. Herkes mesut. Bu seneki Survivor çok farklı, çok fazla eğlence var. Yok şöyle yok zaten ihtiyaçları var. Çünkü zaten farklı bir evet. Survivor izliyoruz. Hem lokasyon olarak izliyoruz, hem kitle olarak izliyoruz. Evet. Hani her açıdan zaten değişik bir Survivor var. Bence az bile oluyor. Kesin. Az bile yani oluyor. Yani daha yılda daha, yılda bir, daha da fazla olması dünyanın lazım. Dünyanın başına gelen bir pandemi dönemindeyiz. E, tabii ki de farklı bir Survivor olacaktı. Nasıl bir Survivor olacaktı ki? Evet yani zaten ailelerinden haber yorumlara hatırlamalar... Ben o yorumlara çok takılmıyorum çünkü... E, normal Yinden akıllı... çok yediler falan diyorlar. E, yani... <laughs> Hiç de yemediler hala işte erkekler özellikle zabzayıflar. E kadınların işte özel durumlarından dolayı bazı kadınlar kilo almaya kilo başlayabiliyor. Olurlar. Ama bu bütün Survivor'lar da böyle zaten. Hemen hemen. Kokonat zaten baş başa kokona yağlı evet, bir evet. e, tükettiğimiz yiyecekti orada. Sen de almıştın değil mi oradayken? 10 kilo. Oradayken Döndükten orada. sonra almıştın sen. E oradayken almaya başladım. Almaya başladım. Çıkma hani Çünkü elenmeme Çünkü ödem toplamaya başlıyor Zaten ne ya. var ödem topluyorsun bir de kadınların böyle yiyecek aldığı zaman tabii mideye yiyecek girmediği için vücuda o alınan yiyecek hemen yağa dönüşmeye başlıyor. Evet, hemen. Çünkü direkt korumaya almak hemen istiyor de, vücudu. Kokonat. O yüzden zaten kadınların ayrı bir şeyi var, özel bir durum var. Biz de 10 kilo ve fazlasını almaya başlamıştık. Sadece kokonat yani. yesen bile Survivor'da kilo alırsın. özel bir kadın. Çünkü bir tane kokonat bu yani aslında yiyince hani çok doyurmaz ama inanılmaz kalorili ve kalorinin çoğu da yağdan geliyor. o yüzden de kilo alıyorsun. Bu çok evet. hani basit bir matematik. Peki şey e, dün akşam şimdi normalde canlı yayın rekorunu izleyeceğiz ama e, sevgili Rejden şey geldi uyarı geldi onu biz dedi biraz daha sonra işleyelim dedi çünkü o rekoru gerçekten ben yani kendi Instagram hesabımdan dün akşam tutuldu mesela şimdi giriyorum a o falan oluyor böyle o yığılma evet, herkes kendini birinci zannetti ilk, ilk yani a, orada bir yazanlar hani bir sürü DMler geldi biz birinciyiz dedik biz birinciyiz dedik, a, yani öyle evet, değil ben yani şuan. öyle değil Herkese bir yazabiliyor çoğu kişi yani herkese yazıyor derken her girene tabii ki de 3 milyona birden biri yazmadı ama ilk böyle bir giren 8-10 bin kişi orada biri yazmış olabilir. O yüzden ona inanmayın. Onun ilk kim olduğunu kimse bilemez. Çünkü <laughs> bir sürü kişi ben birinciyim diye mesaj attı. Evet mesaj evet, attı. Sırf bana 10-15 tane öyle mesaj geldi. <laughs> 10-15 tane birinci. Eserlere, <laughs> dün hatta Eser de bizim grubumuza attı. Eser, Yenenler, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'a da çok selam olsun. <laughs> Onlara da atmışlar. Onlar da mesaj atıyor. Aa bak ben birinciyim lütfen diye. <laughs> ben birinciyim sene Survivor'a katılmış. Var bunlar <laughs> var <gülüyor> evet, bir de Acun abi şeyi anlattı hani e, Yasin ona mesaj atma durumunu anlattı. Evet. Yasin Survivor'a katılmak istiyormuş. Hı hı. Sonra Yunus Emre de demiş abi evet. yaşıyorsun. çok ya. yani. yaşıyorsun bayağı. <laughs> <laughs> e, muhtemelen yani o dakika yani iddiam şuydu zaten bizden arkadaşlara sen de izler. Dedim ki şu dakika yaklaşık bir 20 bin kişi falan Acun abi mesaj atmıştır. Görmesi ben için evet bana yazdılar zaten. Mesela Acun abinin şöyle bir Instagram hesabını açsak baksak şöyle hani. Görmeyiz yani böyle Matrix'teki yazılar gibi iner Aynen çıkar yani. yani. yani dakikada 20 bin kişi ortalama da o 10 dakika içerisinde böyle işte bir 100 150000 bin, bin kişinin attığını düşünüyorum ben mesela mesaj. Olabilir. Rahat. Doğru doğru. Yani Gökhan yani sen, görse de hani. Mesela bazen şimdi Acun abi sen şeyini alıyorsun. Ya açık telefonu. değil bende de yani açık olduğu zamanlar oluyordu. Zaten normalde de normal bir soru her zaman da yayın günü özellikle DM'i en azından... 3000-4000 mesaj geliyor yani çok bakamıyorsun yani. Hani çok hiç sıradan geliyor. böyle bir yani günlerden salı hiç Acun abi Bakılacak ekranlarda mi? yok. kolay <laughs> Survivor'da yok falan. Yok. Sen Acun abinin mesajı açıyorsun. Dakikada böyle birkaç tane mesaj geliyor. Dakikada 100 gelir. Dakikada 100 geliyor. Evet. yani ya, tahminimizde Mesela ben, <laughs> ben de bazen okuyorum. Şimdi ben de elimden <laughs> geldiğimde Akkada okumaya çalışıyorum. <laughs> Ve mesela e, şu da var. Şimdi birazdan sorularımızda da var Instagram'da benim hiç okudu hani okumayı açarsın ya bazen bazı insanlar sana bir şey. Ben hiç açmıyorum bazen. <laughs> Ama okunduğunu öyle iyi biliyor ki bazıları yıllardır bana yorumlarını atan insanlar var ciddi söylüyorum ben yani çünkü açarsam onu ben orada görünce bir şey oluyorum bazen bazen açmıyorum ama hiç böyle umursamadan atan insanlar var evet. hani ne yapıyorsun ne ediyorsun ondan sonra bak bugün söyledi bu oldu sonra şöyle oldu falan. Ben de artık yıllar içerisinde dikkatimi çeken bazı hesaplar olduğu için de ben onları cevap takip ediyorum, ediyorum isterseniz. Cevap vermiyor mu ısrarla? <laughs> cevap vermiyor. cevap vermiyor. Bazen profil açıksa böyle bir like atıyorum. İnanılmaz bir döneme girdik ya. Herkes herkese ulaşabiliyor. Herkes herkese mesaj atabiliyor. Yani seni bir şekilde okutturabiliyor bununla ilgili. O yüzden bu döneme de ayak tutturabilmek lazım. Acun abi de bunu en iyi şekilde yaptığını düşünüyorum. Devamı da gelecektir. Kimisi de şey yazıyor yani. Acun abi'ye mesaj attım, görmedi diyor. E görme ihtimali yok. <laughs> zaten bak adam zaten normal. <laughs> ben mesela bayram için mesaj attım. Ben Acun abi'ye yakın çok az <laughs> insandan biriyim yani Gökhan falan. Hani bayram için mesaj attım. Okundu olmadı yani no, olabilir. <gülüyor> <gülüyor> olabilir yani. Muhtemelen Acun acu abi, abi bayramda 2000 mesaj gelmişti zaten. Gelmişti. Sadece WhatsApp'ına yani. Ya biz yayın derken zaten ne kadar geliyor bize. Evet, Bir de öyle düşünmek lazım. Ya onun Instagram'ına falan düşünemiyorum. Ya o mesajı attım, görmedi, iletir misiniz falan diyorlar. Yani Tamam evet. <laughs> biz iletemeyiz ama ya bu konular çok uzun konular ama e, karaokeyi kazanan da bu arada şey oldu onunla ilgili Cemal oldu bence hak yerini buldu çünkü evet. e, Cemal Can şeyde kaybetmişti şarkı yarışmasında evet. finalde arkadaşlar Ardağan'ı şey yapmıştı ama Cemal Can da çok iyiydi o dönem dün akşam da Cemal gitmesi sanki böyle bir Adalet terazisi oldu şeyin halkın çünkü halkın. halk yine karar verdi evet, bu sefer evet. ve ciddi bir oy ile oldu. Ne diyorsun Melisa? Ama bizim daha çok gözümüze battı. Şimdi ben işte direkt şu Cemalcan'ın performansı nasıl olur acaba? Bir de fragmanda da gördüğüm için direkt Can'ı endeksli izlemeye başladım Karayköy'ü. Onun haricinde Elif'in biraz daha böyle hareketli şarkısı, Arkadaşlarının da böyle hani enerjisini yerine getirmesi çok dikkatimi çekmişti. Eee Nisan biz Nisa'yı izledik. Enerjik böyle e, psikolojisi tam olarak yerinde olan bir Nisa'yı izledik. Çok da Cemal'da zor bir şarkı. G'sim, çok I da zor mean it bir yani. şarkıydı evet. Biraz karıştı bir gibi oldu ama çok güzel toparladı. Zor bir şarkı ve iyi söyledi galiba. Yani i̇yi fena söyledim. söylemedi. İyi. Ama bazı yerleri karıştırdı tabii çünkü. E çok normal. Yani sözleri şöyle olan bir şarkıdır. O, I, I mean it. E, zor bir şarkı. Ben fena YouTube söylemedi. Ben güzel 500 milyon izlenmesi tabii olan tabii bir şarkı. Evet. Çok ünlü bir şarkıdır. E, dediğin gibi fena. Yani ben ortalamanın üstüne söyledi Nisa. Evet bu arada... Mbappe ile Kimpembe oh, yani e, kanalda iki İnşallah tane güvercin arada... iki tane Buraya... güvercin misafirimiz var bir anda masaya koyarlarsa şaşırmayın. Aynen doğal ortamımızda kediler <laughs> var, güvercinler var. Sanki böyle biz de böyle Türkiye'nin bir yerinde bir şeyinde. <laughs> Onun çok, o güvercinde çok o ambiyansı olmayı çok istedim. Hani şu an beni keşke dedim ışınlasalar da olmayı böyle bir söylerdim. Ne söylerdin? Bak çok utanırım bu tarz konularda çünkü evet. sesim biraz daha benim şey. Mbappe geldi. E, ağır. <laughs> Yaşar. Ama çıktığım fazla, zaman böyle en o enerjiyle o heyecanı söylerdim. Anladım. Ben o eğlence. Ben iyi ki orada değildim. Çok yani <laughs> Söyleyemez Yo, ben hiç şarkıyla hani söyleyemem. Alakam yok. Berkan gibi olurdum yani. Berkan biraz kötü Yunus Emre Berkan. <laughs> o ayarda olurdum yani ondan. <laughs> Yunus Emre. <laughs> ben böyleyim mi Berkan? Kolay bir şarkıyı bu kadar kötü söyle. <laughs> Yunus Emre de ne beni yak mı söyledi? Manyak, kendini. Evet. Beni yak. Yak. Evet. Ben. Yani şeyde yani, şey yapıyoruz yani rejiden uyarıyorlar diyorlar ki şu an muhtemelen Türkiye'de çoğu insan uyuyor. Evet. O yüzden <laughs> biz bu görüntüleri hazırladık he, ve birazdan tamam. teker teker hepsini izleteceğiz diyorlar. Hani siz konuşmaya devam edin de hani <laughs> konuştuğunuz şeyleri biz birazdan video olarak herkese hatırlatacağız tekrardan. Hani kısacası. Ben kısa. de Cemalcan'ın e, galibiyetini öngörmüştüm yani kendimce ve oldu da zaten. Dediğin gibi bir şarkı yarışmasında da ikinci olmuştu son anda Arda'nın birlikte olan. E, bu da bir şarkı yarışması sayarsak Can'ın Kazanması benim için doğaldı. Bir de şey var insan, mesela ben diyordum geçen sene birleşmeye kalırsam eğer ben orada nasıl şarkı söyleyeceğim? Çok hmm. utandığım bir şey çünkü normalde. Ama o kadar içten geliyor ki bana bu senenin yarışmacıları. Hmm. Hmm. O enerjiyle o anki işte onların verdiği bana enerji pozitif enerjiyle çıkıp yani dünyaları falan söylerim herhalde diyordum. <laughs> Gerçekten doğal oldum, orada olmak çok istedim yani. Rap ben, ağırlıkla gitti. Sen, rap sen ağırlıkla. söyleyebilir miydin? Bilmem. mi bence. <laughs> Hiç düşünmedim. Ama Sen enerjiye bağlı işte o. Tabii tabii ben hemen yanıma. Mesela Barış yaptı akıllı. Hemen evet, beni alıyorsun evet, böyle. Evet evet tabii. Hemen böyle kaybediyorsun şimdi. Ben muhtemelen. Gökhan'cım yani. hadi gel falan derdim. Bizim grubun adı da belli. <laughs> Artı Yüz. <laughs> Artı Yüz evet. Güvercinler etrafımızda. Bunlar çok insancılar. Şu an evet. sağımdan solumda güvercinler. Ama bu güvercin kimseler? O da evet. en bap Onlar iki tane şu an. Ha. Evet. Yürüyorlar. İnşallah o bizim kedi gelip bunları kapmaz yani. <gülüyor> 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 <laughs> hani burada çok şey oldu. <laughs> Canlı böyle mi? müthiş bir şey oldu. Çok güzel yürüyor bak. Bir tanesi de orada tepede. Sevgili Yukarı arkanda sana doğru geliyor. Yaşar güvercini yakalamak da kolay olmaması, olmasa lazım. Yani. Yok, yani Kameram arkadaşlar değil. değil mi böyle? Hiç kolay değil. Uçabilir Eren. Var mı başka bahsedeceğiniz şeyler arkadaşlar? Birazdan <laughs> görüntülerle hepsini doyuracağız da. Bir de şimdi aslında size gelecek kısmı söyleyeyim. Mesela fake hesabınız var mı? Melisa bunu soracağız. Dur da cevaplama. Eski sevgilinizle arkadaş kalır mısınız? Melisa. Aa, bu tam senin sorun. Peki neden Melisa? <laughs> tam senlik soru Melisa. Gökhan İhsan. <laughs> Bunların hepsi birazdan az sonra. Bak Aa, yani çok acayip bir şey acayip soracağım. Bir soracağım. niye <laughs> Sakal erkeklere yakışıyor mu? Bak bize göre. Vay, vay. Peki niye benlik bir soru? He? Neden niye benlik senlik? bir soru? E çünkü bizim yaşımız geçmiş aslında. <gülüyor> 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 senlik, senlik sorular yani. Ne bileyim mesela biz, bizlik bir soru var mesela. Hiç kopya çektiniz mi? <laughs> Aa, yani... Bunu zaten en 90 oran geldi değil mi? %90 mı geldi? %90 evet. %91 mi geldi? %91. Yani %91. Bütün yani herkes bir şekilde bir yerlerde ilkokulda bile olabilir. Ortaokulda, lisede, üniversitede zaten çekmiştir diye düşünüyorum. Ufacık bile olsa. Mesela ben şu an cevabını bilmediğim bir soru var. Bunu evet. düşüneceğim. Reklam arasında düşüneceğim. Bir reklam olacaktır muhtemelen. Hiç reddedildiniz mi? Vav. Wow. Güzeldi. Güzeldi. <laughs> <laughs> ne güzeldi? Reddedilmek <laughs> mi soru mu? Yok ben ha. hiç öyle bir durumla karşılaşmadım. Wow. Vav. Evet. Bu, wow. bu soruları Ondan sonra e, bir de şey var. E, sen onu fark ettin ben izlemedim çünkü benim Instagram hesabım dondu. Acun abiler canlı yayında 3 milyonu buldukları anda Ardağan'ın bir dirisi varmış Acun Arna, abi. Sen evet. söylüyorsun böyle kapanıyor. Ben onu izledim muhtemelen bizim görüntülerimizde vardır. Ardağan Acun Abi sakatlamaya canlı yende, an dişmiş. <laughs> <canlı yende, gülüyor> önce gizini sonra e, bayağı kafasına gizli sakatmış. Bu soruların <laughs> cevaplarını hepsini birazdan karaoke partisinin hepsini birazdan detaylarını işleyeceğiz, hepsini izleyeceğiz ama önce bir kısa reklam arası reklamlardan sonra beraberiz. Evet devam ediyoruz. Bayram tadında bir panorama yapıyoruz arkadaşlar. Biz ee, bizi izleyen sevgili seyircilerimiz çünkü saat 10.30 muhtemelen daha Türkiye'nin yüzde kaçı uyuyordur? Gökhan sen böyle iddialara giriyorsun. Yüzde 70 uyuyordur abi. Yüzde diyeyim hadi. Ama biz program sırasında kaçı uyanmış olacaktır? Yani Olmaz. çünkü 12, 12 10, o, geldi. zaman yani yüzde %80'lere buluruz uyan uyanma sayısında. Ben <laughs> çünkü, çünkü şöyle bir şey. Ben e, yaklaşık iki aydır ilk defa saat 9'da falan. Evet. Yani Biz, Ramazan'dan önce bir başladık çünkü. Çok geç uyanmaya başladım. 12'yi geçti, her gün geçti. Hatta 1'i, 2'yi buldu bazen. E, i̇lk defa bu kadar 12. erken uyandık. Şey oldu. Kaçı bulmuştu İhsan 5'te 6'da. Anlatmıyor Ama öyle bir İhsan şey. İhsan yataktan kalktım şöyle doğruldum, alarm çaldı. İlk düşündüğüm şey, yataktan daha doğruldum. İhsan da Gökhan nasıl uyanacak? Evet, Gökhan uyanır direkt, şey yani. direkt. Yok, ya. Direkt, ben, direkt. Ben Gökhan yok. uyanır. Gökhan her zaman benden önce uyanır. Yani <laughs> benim günden olur yani. Ama hakikaten ben de düşündüm yani. Çünkü Direkt biz, düşündüm. Biz siz de geldiniz. canlı yayın yapılıyor yani. Acun abi bir yandan izliyoruz, bir yandan ekstraya bakıyoruz filan. Melatoninler falan aldık yani böyle <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> nasıl yatacağız, nasıl uyuyacağız diye. O telaşla yani. Allah'tan uyumuşuz ama. Aldık uykumuzu. Evet. Şimdi başlıyoruz. Dün akşama dönüyoruz. Ee, i̇lk görüntülerimiz e, karaoke'den ve karaoke'de Berkan, Aycan ve Yasin izliyoruz. O zaman Karaoke Gecesi'ne hazır mısınız? Evet. evet! Hazır mısınız? Evet! O zaman sahne, ilk yarışmacımız Berkan'ın. Berkan buyur. Yasin, çok iyi bir performans. Buradan ben fero'ya Demet Akalın'a, Şeyin Şah'a bir de Esel'e selam olsun. Hepsini severim. Bumbe! Tebrik ediyoruz. ediyoruz. Yasin'i tebrik ediyoruz. Oh, Alkışlarla yerini alıyoruz. Oh. Evet yavaş yavaş Türkiye uyanıyor <laughs> Mesajlar gelmeye başladı Efendim bizi izleyenler Bizim Instagram'da Survive Panorama hesabının altına Yorumlarını yapabilirler Çünkü arkadaşımız oradan güzel yorumları veya soruları Çıkartıp bizim önümüze de çıkartacak Oradan da biz en azından bizi kimler izliyor Görebiliriz çünkü yavaş yavaş uyanıyor İnsanlar kahvaltı masalarına geçiyor Biz yayınımıza devam ediyoruz Bu arada ben Melisa'ya laf atarken programın başında Küçüğüm olarak beni aramadın diye Ben çok kötü bir gol yedim e, TV8 genel müdürü sevgili Aslı Çin'i Aslı ablamız dedi ki ben de senin büyüğünüm dedi ben çok özür diliyorum Aslı abla Aslı gerçekten... ablacığım Yani evet. iyi bayramlar diliyorum e, güzel bayramlarımız olsun <laughs> çünkü biz senle çok çok eskiden tanışırız hatta Yani da TV8 yoktu bizim tanışmamız çok eski çok özür diliyorum iyi bayramlar diliyorum e, Aslı ablaya buradan seslenmek istiyorum en azından Aslı abla gruptan ben mesaj attım herkesin bayramını kutladım hmm. Ama görüyorum ki İhsan onu bile yapmamış <laughs> O yüzden istersen sen Ferrari Daldı. çıktın. Daldık, daldık. Ashablar en azından benim olduğum birkaç grup var. Oradan biz <laughs> birbirimize bayram mesajları tebrik atmıştık. Sen atmamışsın. Vallahi inanılmaz. Valla şu an. E, Gerçekten. Utandım. Yakıştıramadım sana İhsan. Utandım mavi gömleğimi içti. evet, kırmızı bir İhsan olarak programa devam edeceğim. Asla da ellerinden öperim. Çok elini, ellerinden Çok ellerinden öpecek bir yaş farkımız yok evet. ama olsun yani. Ben yine de e, saygımda kusur etmem kendisine. Evet. Çok seviyoruz kendisini. Selamlar. Evet arkadaşlar şimdi 3 tane performans e, ee, birbirinden iyi diyemeyeceğim bak şöyle söyleyeyim Berkan <laughs> var ya baya kötü <laughs> yani Berkan söylerken şarkıyı e, kendini hani şarkıda hissetmiş olabilir içinde hissetmiş olabilir ama Gökhan'a selam söylememiz Gökhan'a da iyi bayramlar diyebiliriz en azından Gökhan'a ki Gökhan'a ve Hakan'a çok selamlar çok olsun selamlar. çok güzel senelerimiz geçti onlarla da evet. ben böyleyim de gerçekten muhteşem çok özledik bu arada Gökhan'a muhteşem bir şarkıdır da. mükemmel bir şarkıdır eee Berkan da iyi söyledi demek isterdim ama çok iyi söyleyememiş. Berkan'ın da bu kadar yani tanıdığı şarkıcı arkadaşları var. Evet. Zeynep Bastık mesela onun öğrencisi. Evet, evet. Zeynep bunu çok güzel söylerdi biliriz yani. Aynen şarkıyı. aynen. Of yani, evet. Ne yaptı şarkıcı? Yani, şarkıyı? Ya? Aslında Berkan... detone olmasa orada gerçekten ucundan biraz böyle bir şey var. Hani Yok ya, işin var. şakası zaten orada hiçbir şarkıcı değil ya. Ben tabii biraz şimdi egzajere ediyorum, amartıyorum ama yani Berkan kötü söylemiş diyebilirim rahatlıkla. Peki Aycan, Berkan ve Yasin arasında hangisi? Aycan ya. Yine de bence. En azından orada bir tatlı bir kız. Yasin yine kendini birinci zannetti. <gülüyor> <gülüyor> ben birinciyim, ikinciyim. <laughs> Yasin hakkını yemesinler diyor. Yasin ortada. İyiydi, iyiydi. Yani Yasin... rap, rap şarkı... Bak rap şarkı söylemek kolay değildir. Yok. Bak, kolay değildir. Buradan Ben Fero'ya da çok selamlar olsun. Ee... Ferhat'a da selamlar. Ferhat'a selamlar. Çok muhteşem bir şarkı. Ama tabii kimse Ferhat gibi söyleyemez. Yasin fena söylememiş evet ama şimdi ben bu üçlü arasında Aycan'ı beğendim. Bak kesinlikle ben de Aycan'ı beğendim ama e, Berkan iyi değildi ama Yasin o rap şeyine yakışmış. Yani yakıştı, kıyafeti, kıyafeti yakıştı, hareketleri. Her şey diye. yakıştı. Kolay değildir rap şarkı söylemek. Evet evet. Hani Yasin'i sahnede beğendim. Hı hı. Yani, Doğru. İyi e, iyi şarkı, iyi şarkı seçmiş. Bizi hareketlendirdi evde. Hani Berkan'ın nazaran. <laughs> Orayı da hareketlendi. <laughs> Orayı hareketlendirdi. hareketlendirdi. Berkan gerekli enerjiyi orada veremedi. Yasin evet o enerjisel olarak geçirdi. Hem de herkesi de yükseltti haklısınız. Ama yani Aycan, Berkan, Yasin üçlüsünde bu üçlü performansla ben Aycan'ı beğendim. Tabii ki de Yasin'i beğendim. Tabii ki de Berkan'ı da beğenemedim. <laughs> böyle bir durum var. <laughs> Peki oylamaya katıldın mı akşam mesela Acun abi? Katıldım gibi? tabii ya. Katıldım. Ben de katıldım hepsine, direkt. Hepsine katıldım. Peki oylamada böyle e, şey olduğunu inanıyor musunuz? Mesela sadece oy kullananların sadece şarkılarına, insanlara... söyledikleri şarkılarına oy veriyor. Ona, ona da bir oran vereyim. Ee, hani yüzde kaçı mesela? Bence 40'a 60 çıkar. 40 Bence gerçekten 130. dinleyip böyle hani bir de böyle normal survival izleyicileri 60 böyle hem fanlı yani fan derecesinde izleyenler. Yani mesela orada ne bileyim işte Evrim çıktığında Evrim fanları Evrim'in ne söylediğini dinlemedi bile. Bence ya dinleme Dinlemeden evete bastılar. Yani Biraz bu tarz tabii ki de e, seyircilerimiz var. %60'ı %40 diyorum ben. Daha düşük oran veriyorum ben ona açıkçası. Hmm. Yani atıyorum, evrim daha iyi söylese de kalkıp atıyorum Nisan fanları işte kalkıp da Evrim'i hani şeye basar, kötü, kötü, kötü hayır diye, hayıra basar anladım. gibi. Ben Ama düşük onlar 130 daha düşük bir daha düzmredir gibi yani. Hani o sadece Nisan fanları değil hani. Yani fanlar diyorum. yani. Birbirine, birbirine yapıyor yani onu. Şey yapıyorlar diyorum diyor. ben o yüzden. Bence o mesela ilk daha şarkıyı söyler söylenmez bastığın şey en doğrusu. Ondan sonra bütün herkesin düşmeye başlıyor. Mesela Cemalcan'a evet. baktım ben. Ama direkt, geliyor. Yani. E, direkt şey Instagram sayfası açık, hani güncelleyeyim de oylama yapayım falan diye. En böyle açık ara oy zaten farkıyla evet'e basılan Cemalcan'dı. Evet. Diğerleri bir oran farkı çok fazla Cemalcan yüzde seksenli bir şeyle bitirdi. Evet, yüzde evet, seksenli bir şeyle evet. bitirdi. Ya kafamı konacaksın zaten birazdan. Mbap mi o kim Bilmiyorum <hangisi? gülüyor> Bu galiba şey. o ve o galiba. <laughs> Mbap be. <laughs> evet. Simsi olan Simsiyolar Mbap be diyorsun. Bu biraz daha şey yazdı. beyazdı. Be be. Doğru. Bu biraz daha Griezmann gibi. Birbirinden <laughs> keyifli şarkılar. Gerçekten şarkılar çok güzel. Bizim arkadaşlarımız tabii biraz şarkı söyleme uzak oldukları için tabii. ama ellerinden geleni yapıyorlar. Yine de mesela coşturdular. Şarkı seçimleri ve sesler hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Valla şarkı seçimlerinde dediğim gibi Elif'in, bütün dünya buna inansa birlik olsa uzansak sonsuza. Evet. Çok güzel bir şarkı seçimiydi benim için. Ve oradaki böyle bütün herkesi birlikte yani bir arada tutan ve bizim onun enerjisini görmemizi sağlayan bir şarkıydı. Gerçekten hep hareketlendi. 45 hareket yıllık ben... bir şarkıdır değil mi? Vardır. Yani belki 70'ler olabilir. 70'ler gibi mi? 70'ler yani 45 yıllık bir şarkı düşünsenize yani o zaman yapılmış bir şarkı. 2020'de yayınlanan ve Türkiye'nin bütün Türkiye'nin izlediği bir yani Survivor yarışmasında 50 oluyor 70'ler. Yani işte 75 falan tam bilmiyorum tabii şimdi. Yani 45 yıllık bir şarkı. Sen yorum yap ben bakayım onu. Survivor yarışmasında bir yarışmacı söylüyor bunu ve bütün Survivor yarışmacıları bütün Türkiye bu şarkıyla eğlenebiliyor hala. İşte evet. bu e, ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İyi şarkı yapabilmenin, iyi sanat yapabilmenin. Çünkü ileriki nesiller daha o şarkı yapıldığında hı hı. belki çoğunun annesi babası bile doğmamıştı. Hani çoğunun <laughs> da 73. 73'te. Düşünsene 47 yıllık bir şarkı yapıyorsun 47 yıl, yıl önce. Ve işte 47 yıl sonra senin şarkıyı yaptığında annesi babası bile doğmamış bazı kişiler o pro programda şarkıyı söylüyor. Ve bütün Türkiye bu şarkıyla eğleniyor. Herkes de biliyor mesela bu şarkıyı. Herkes de tabii ki de biliyor. Çünkü çok önemli. 10 yaşında çocuk da biliyor. İşte iyi bir şarkı evet. yaptığın zaman ya da iyi bir sanat eseri bıraktığın zaman gelin arkanda. E, ne kadar zaman geçse bile bunu bütün nesiller e, kendilerinde bir, bir, şey bir parça bulabiliyor ve bununla eğlenebiliyorlar. Bununla keyiflenebiliyorlar. Bu muhteşem bir şey gerçekten. Bayramda uygun evet. Yunus Emre'nin şarkı, evet. şarkı seçimi efsane. Yani çok zor Yunus Emre söyledi. Yani, yani söyledi. Hani, yükselme alçalmıyor. almıyor düz Söyle, Beni yak kendini yani, yak her şeyi yak. Hani... <laughs> şiir gibi okuysaydı da zaten öyle, öyle olur. Çok Tabii bir şiir anladım. tadında. Evet. Yine zor şarkı bir de yani. Yunus Emre <laughs> niye böyle bir şarkı seçmiş? yani? Ama biraz da tam yani onun gibi beni yak her şeyi yak herkesi yak. Evet. Tam böyle onun şeyine böyle ağırlık böyle o bir agresifliğine evet. o karakterine evet. falan tam böyle oturdu cümle oturmuş Sözleri oturdu. Yunus Emre genelde hani önce konuşuyor sonra düşünüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> şarkı sözü biraz. Kesinlikle doğru. E, öyle gibiydi evet. E, Evrim. 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 biraz daha uyumluydu şarkıyla. Ya bence Hı. Evrim ne söylese uyumlu olur zaten de. E, çok güzel bir şarkı. Zaten hani e, Sıla'nın ve Kenan Doğulu galiba seslendirdiği bir şarkıydı. Bir şey. Kenan Doğulu seslendiriyor ama şarkı Sıla'nın galiba. Valla şark... karışık orası. Kenan Doğulu seslendiriyor. Onu. Yani Sıla diye biliyorum ben şarkıyı. Hmm. E, önümde de Sıla diye not yazıyor kendine güvenen şöyle, şöyle gelsin. gelsin şöyle hani biraz şöyle böyle gelin. eski ama rap rapvari bir şarkı yani. Evet. Son dönemde yükselen rapin sanki yıllar önce yapılmış hali. Ee, çoktu eski de şarkı ama 10 yıllık falan galiba. Olabilir. Yani 8-10 yıllıktır bence de. Evet evet daha eski olmaması lazım. Evrime yakışmış mı diye düşünüyorum. Daha farklı şarkı seçebilir miydi diye düşünüyorum. Hani biraz daha böyle Evrim'in bir eğlenceli yapısı var ya hani böyle hı hı. biraz daha eller havaya bir şey seçebilir miydi? Ama bu şarkı da çok güzel. Oturmuş oturmuş hani bence. Biraz bence. böyle e, rap gidiyor ya herkes ön planda. Evet. Hani öyle bir seçim yapmış. Güzel hı. bir şarkı. sağlamış. Hepsinin ağzına sağlık diyelim. Ama bu arkadaşlardan e, valla Evrim ve Yunus Emre iyi derece alamadı. Evet. Acun evet. abinin oylamasında. E, çok iyi derece alamadılar. 13'teler miydi ikisi de? E, sonuncu Yunus Emre'ydi. Evet. Sonra Evrim sonra, sonra Sercan'dı galiba. Sonra Sercan'dı evet, evet. yani. Ee, bu arkadaşlar çok iyi oylama alamadılar ama bence o kadar da kötü değillerdi. Evet. Yurusemre tabii şey diyebiliriz. Sıradaki <laughs> görüntüler Yurusemre biliyordu zaten sonucu hocam. Lütfen açıkla abi dedi. <gülüyor> Sercan <gülüyor> da biliyordu. Sen evet, de bari Sercan sen de evet. oyuldu. Evrim beklemiyordu. Yine Evrim olumsuz hiçbir şey beklemiyor kendiliğiyle ilgili. Olumlu her <laughs> şeyi de bekliyor. Yine burada da beklemedi ve o da sonuçtaydı. Yani olabilir burada tabii bu oylamaları ben biraz da böyle keyifle yapıldığını düşünüyorum. Çok önemli değil yani. Survivor'ın şeyin de çok da önemli değil yani geleceğinde de. Hiç Aynen dün mesela yani. oylamayla ilgili şöyle bir şey oldu. Gerçi Nisa zamanı gelince söyleyeceğiz ama Nisa ikinciydi falan diye yine böyle bir ortalık ayağa kalktı. Eee onunla ilgili yorumlarımız yeri Acunhal genç olacak. bununla ilgili 100 kere ben o anda baktığımı söylüyorum dedi. yani inşallah anlar. ikinci olsa ne olurdu Nisa ya da bilmiyorum. Bana, yani herhalde bir 300 mesaj geldi. <laughs> ya, Daha fazla ikinci olabilir. Ha, i̇kinci tür yıkıldı, türtler yıkıldı ödül evet. yok yani zaten de. Şimdi şey, birazdan asıl kısma geleceğiz. O soruları soracağız size arkadaşlar. Hep Aa. beraber cevaplayacağız. Tabii dün akşam Türkiye'nin cevapladığı soruları biz de cevaplayacağız. Hiç reddedildiğiniz bir tarz sorular var. Melisa hazır Ya Ama bunu size sormak lazım şimdi. Erkek olarak sonuçta ben bir kalkıp bir erkeğe teklifte götürmüyorum hani. Şöyle doğru ya o da doğru. Diye. Bu aslında biraz erkek sorusu. Erkek olarak sormuşum. sizin bunu cevaplamanız gerekiyor bence. Diye evet. düşünüyorum. Şu an düşünmeye başladım. <laughs> ben de şu an düşünmeye başladım. <laughs> Neyi? Ee, Reddedildiğini mi? Ben çünkü çok böyle şey yapamam yani. Aa. Hani de, genelde defansa durur. Defans. Forhut, evet. hmm. Hani yani. son %100 emin olursa insan hücuma <laughs> geçiyor. Arkadaşlar yeri gelince yeri tamam. gelince dur dur yeri gelince yeri gelince. <laughs> Bu arada e, fotoğrafımızın altına e, mesajlar gelmeye başlamış görüyoruz arkadaşlarımız inceliyor güzel yorumları önümüze çıkaracaklar. E, uyananlar var Azerbaycan'dan uyanmışlar. Onlar bizden biraz daha öndeler ya. Aa, onlar Oradan selamlar ya. geliyor. Azerbaycan bakıyor. Azerbaycan çok selamlar. Orada saat oldu bir. Onlar İran'a, Tevriz'e çok selamlar. Onlar daha bizden önce uyandığı için, Tabii. güneş onlara daha önce doğduğu için şimdi yavaş yavaş da Türkiye uyanıyor. Biz de devam edelim. Sıradaki isimler Sercan, Ardahan ve Barış'ın performanslarını izliyoruz. Ve o sahneyi çok aradı, çok istedi bugün. Sırasını bekledi. Sercan Yıldırım Sen, sahnesini. Sahne alırken <laughs> Evrim ve Yunus Emre de gerçekten evet. parçaya renk kattılar. Gözümüzden kaçmadı. Çok da iyiydi. <laughs> o zaman... Gaza geldim yani. Onları gördükçe gerçekten enerjileri harika. E, buradaki 11 kişi çok özel. Hep birlikte eğlenmeye bakıyoruz. Ama bu şarkıda e, back vocal olarak Emre'den bir ricada bulundum. Sağ olsun beni kırmadı. Gel dostum buyur. Bravo. Alkışlar evet. Yunus Eğlenme Emre için. Çok, tamam, <laughs> Evet e, yine üç tane performans gerçekten evet. üç güzel şarkı e, arkadaşlar seslendirdiler <laughs> ağızlara sağlık diyelim ne diyeceğimizi bilemedim ben de hani fena değillerdi, Vallahi e, fena değillerdi ya, ben Ardan zaten ikinci oldu e, evet. yani usta sanatçı Cem Karaca'nın şarkısını seslendirdi. <laughs> evet. Ardan zaten Allah'tan rahmet diliyorum bu arada Cem Karaca. Demin dediğimiz şarkı işte 70 kaç çıktı? 73 mü? Namus belası 68'miş. Ben mi? de ona baktım. Evet. Yani düşün 52 yıllık şarkı düşün. Avcı abi'nin doğumundan bile önce bir şarkı işte böyle programda söyleniyor ve herkes yine ayağa Herkes ayağa kalkıp e, eşlik gösteriyor. Yani inanılmaz bir şarkı. Buradan Cem Karaca'ya tekrardan Allah'tan rahmet dileyelim. Ben çok beğendim Arda'nın gerçek e, performansını. Barış da fena değildi. Sagopa Kajmer hatta TT oldu Barış Barış'ın Sagopa Kajmer <laughs> şarkı seçmesinden dolayı. Sagopa Sagop yani e, Sagopa Kajmer bence yani benim için hı hı. rap dünyasında her zaman çok özel bir insan. Çok özel ve yani, bir var. Ve çok eski ve çok yani yeniliği de kovalayan bir... 3-4 nesile ge geçebildi yani müziği. Yani öyle bir nesille kalmadı Sagopa'nın. Yani 90'ların sonunda başladı rap müziğine Sagopa. Hala da e, yeni nesil dinleyip ondan bir şeyler bulabiliyor kendinde. O yüzden Sagopa dediğin gibi eskimedi. Tek nesilde kalmadı. 3-4 nesildir devam eden bir e, hayran kitlesi var. Aynen. Ve muhteşem bir şarkıydı. Barış muhteşem. da Yunus Emre yanına vararak biraz de, e, senin de dediğin gibi işte <laughs> fena yapmadı yani aslında. Zor. Çünkü Arada kolay birini değil, söylemesi lazım kolay değil. Ee, ikisini de beğendim ben. Ee, Sercan'ı zor bir şarkı Teoman'ın şarkısı öyle herkes söyleyemez. Sercan da pek söyleyemedi bence. Zaten sondan üçüncü oldu galiba. Tabii ki ister isterseniz konuşumuz <laughs> şey olacak, dansa gelecek e, konu. Evet ama evet. ben de bir yorum yapmak istiyorum öncelikle. Tabii. Evet. tabii ki. Ee, şöyle bir şey dikkatimi çekti. Sercan son böyle bir buçuk hafta yakındır böyle. Onun böyle içtenliği bana geçen bir Sercan. Sercan'ın bana geçmesi. Ben bir buçuk... Bir aydır. Bence de bir aydır. Bilmiyorum bana tam olarak böyle tam anlamıyla. Ne zaman Hı -hı. E, o... Hangi günde hatırlamıyorum ama Mert elendi. Geçen gün. Mert'in elendiği oyundan sonra ben Sercan'ı izlemeye başladım. Öyle hissediyorum yani. Belki hani benlik bir şey. Sen bir ay diyorsun ama. Ben sana üçe şey söyleyeyim mi? Ya. Bir yani ay. Yani Sercan'ın o... Nisa dosyası kapandı evet. Sercan'ın. O <laughs> olay kafasından gitti. Daha artık Survivor'a motive oldu ve... ...daha farklı bir Sercan izlemeye başladık diye düşünüyorum ben de. Ama böyle yani, tam olarak Barış konuşmasını duyuyoruz, iletişimlerini. Barış takıntısını atması da çok önemli bir şeydi. Çünkü Barış'ta sürekli bir çatışma halindelerdi. Sercan ondan da kurtuldu. Sadece kendini daha, hani böyle sadece Survivor'ı yaşayayım, keyif alayım... ...ve oyunlara çıkayım, oyunlarımı almaya, o, o kafaya girdikten sonra... Ben de Sercan'ı çok beğenmeye başladım. Evet çünkü adadaki diyalogları, oyundaki performansı, oyuna endekslenmesi, konsantrasyonu, evet. atışları, sevinci her şeyin tam anlamıyla yaşamaya başladı. Daha önce bu kadar net izleyemiyorduk biz Sercan'ı. Onun haricinde Barış bence çıkmadan önce utandı biraz şarkıyı söylemeden önce. Yanında bence Yunus Emre'yi istedi Hı. söylemek için. Hani belki çekilmiş olabilir öyle düşündüm ben çünkü herkes tek çıkıyor. Ee, ve Ardahan yine Allah. kendi kişiliğiyle güzel, enerjik böyle hepimiz hareketlendiren bir şarkı seçmiş. Benim çok hoşuma gitti. Evet. Peki dansa gelelim. Aa, dansa gelelim. Dans güzel. Kimin Sercan'ın şarkısında olmuştu değil mi? Sercan'ın şarkısında. Anlamıyorum ben. Bu kadar anlaşamadı. Ee, o kadar olay oldu futbol maçında. Daha neler neler röportajlarda dinledik Yunus Emre hakkında. Adaya geldiği zaman ilk kavga ettiğin kişi oydu. Yani ben seni yazacağım, seni göndermek istiyorum diyen SMS e birinci girmeye başladı. O zaman sonra evrim biraz daha yumuşayacak. Eleştirme eleştirme bayram bugün. bu. Eleştirmiyor. <laughs> Söylemek istediğim şu. Çok güzel bir görüntü ama niye onun önünde... Ama onlar unutmuşlar biliyor musun? Onlar iki buçuk ay önceki şeyler artık böyle ya, onu unutmuşlardır bile. Ben hep diyorum. Evet. Bak, bak pardon lafını bölmüş oldum ama yani... E, orada mesela en anlaşamayan insanlar bile dönünce... Hani biri birinin nişanlanıyorsa mesela düğüne davet eder... ...ve aynı nişanda aynı düğünde böyle göbek atarlar beraber. Survivor öyle bir yarışma. <laughs> yani orada ne kadar anlaşamazsan da çıktığın zaman kendine bile gülersin, yaptıklarına bile gülersin. Yani e, ben böyle bir şey nasıl yaptım diyebiliyorsun. Herkes yapıyor bu hataları. Gökhan özür dilerim. Lafı Yok ol. ya. Bu dediğim gibi ben hep, hep derim yani bunu. Survivor'da mesela üç ay öncesini çok hatırlayamaz yarışmacılar. Orada o kadar süre kaldınca son 2 haftayı, son 3 haftayı. Hadi maksimum son bir ay böyle akılda kalır ve ona göre e, hareketler yapılır. Ona göre de davranılır. Yani bence güzel bir dans. Herkes keşke böyle kalksa birbirine dans etse. Ne güzel işte. Sıcak bir ortam oldu. Tabii özel bir durum var mıdır yok mu? Şimdi öyle bir soru sordun ki. Cemal, hayır, Cemalcan havada aşk kokusu var falan filan demiş. Hani rejiden de uyarıyorlar. Ee, onu çok bir, o, o, o ama o ben şu ben... an bi... onu bilemeyiz yani. güzel bir dans ettiler bence. ben yani. çok sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. aşk kokusu Bayram değil de. De. Bayram havası. Bayram havası. Evet. Bir dans edelim. Güzel bir ikisi birbirine jest yapmış oldu ve dans ettiler. Çok da uzun tutmalar o dansı. Böyle 30-40 saniye sonra sarılıp böyle hani şarkıyı dinlemeye devam ettiler. Bana çok Reji'nin dediği gibi o tarz geçmedi yani. <laughs> Reji'ye selam olsun. Reji'ye sen... <laughs> Olcay bak sana iyi bayramlar. Evet. <laughs> Cemal Can dedi diyor ben demedim diyor Olcay abi. Evet e, kalan performanslara izleyelim. Evet Nisa ve Cemal Can. Gecenin şampiyonu Cemal Can'dı. Nisa da iyi oy almıştı. Üçüncü bitirmişti geceyi. İkisinin performansını izliyoruz. Ve şimdi sahneyi Nisa'ya veriyorum. Nisa'ya bırakıyorum. Nisa sahne senin. You know I made it. You know i mean it you know i mean it oh yeah oh yeah so, Andrew, i'm sincere this year i'm in here i'll better like to make things clear meanwhile you in here i gotta lay down man here people who's next up that conversation they ends here you people just try to bust try get there <laughs> oh, 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 oh. Evet gecenin şampiyonu Cemalcan oldu. Çok da iyi oy almıştı. Ama onu birazdan izleyeceğiz şampiyonumuzun. Nasıl değerlendiriyorsunuz seçtiği şarkıları? Nisa zaten iki tane Türkçe şarkı biliyorum demişti. Evet. <laughs> yani yabancı bir şarkı seçmesi çok normal. g Easy miydi şarkı? G Easy I mean it. gerçekten bir de yani sözleri inanılmaz böyle uzun uzun olan bir zor bir şarkı. şarkı. Zor bir şarkı. Ona rağmen fena söylememiş Nisa. Hani dansları falan da güzeldi. Bence bayrama ve karaoke gecesine yakışır bir performans gösterdi. İşte çok küçük bir farkla da Üçüncü oldu. Şimdi bazı seyircilerimiz ve Nisa fanları diyeyim. Yok Nisa ikinci oldu diyenler attı. Acun abi dün gece bunu sürekli ve sürekli söyledi. Ben baktığımdaki o anki o an görüyor çünkü canlı yayın yapıyor Acun abi de. Yani o kolay bir şey değil. O an görüyor. 63 63 ikisi de galiba ya da 64'ü 63. Ben söyleyeyim sana. Öyle bir şeydi yani. İlk, ilk oylamaya katıldım ben. Hani evet. herkese böyle oyumu veriyorum. Evet 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 zaten yani başka bir şey vermeyeceğimiz için. Basıyorum. Ardağan 67'ydi. Evet. Nisa'ya bastığımda 65'ti. Evet. Yani... Ondan sonra 64 işte, 63 Herkes evet, düşmeye, düşmeye başlıyor. Tamam. Yani bir anlamı kalmadı. Mesela ilk yani. Elif'e bastığımda da 55'ti, 51'e düştü. 51. İşte Berkan'a bastığımda bir şeydi. Yani oradan hatırlıyorum. Ardan 67 67'ydi. E, notunu almışlardı. İlk 3 dakikada adam 67 olmuş. 67. Evet. Sonra çünkü ne oluyor biliyor musun? Özellikle o dislike'lar geliyor. Evet. Şarkı bitmiş falan. E, hayıra hayıra basmaya başlıyorlar. Ya yani insanlar vermiş 67. E da 60. abi o an gördüğünü söylüyor. Yani orada e, zaten Nasıl bir anda orada ya düşebilir onu anlamadım. 63'e düştü. Vay Aynen. efendim nisa ikinci oldu. İkinci de bir şey verilmez mi? Yani zaten ya bu bir eğlence i̇kinci, oynaması. Abi, birinci olan da üzülmedi. Söyleyebilirdi yani. Söylemeyebilirdi yani Hacun yani abi. E, kimin ikinci olduğunu orada o an gördüğünü söyledi. Çok Acun da güzel derece aldı <laughs> sonuçta. Evet. Güzel de şarkı söyledi. E ee, dediğin gibi iyi de bir seçim çünkü. Bir de müzik kulağı olan bir, bir yarışmacı oldu. zaten aralarında tabii, tabii, en fazla. Tabii. Bir de sözleri de kendini yansıtıyor resmen Cemalcan'ın. Cemalcanın Tam öyle. olarak kendini yansıtıyordu. Yani evet. bir de dedim ki keşke orada olsam o ceketini alsam çok beğendim ceketini her zaman. Kırmızı. <laughs> Kırmızı. Çok yakışmış. Çok davet. yakışmış. Bu arada sözümüzde duralım. bize bazı şeyler geldi. Hani Hı. yorumlarımızdan arkadaş sevgili Büşra önümüze çıkardı bazı yorumlardan. Mertcan Numuroğlu sormuş. Yunus Emre'nin herkesle arasını düzelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Cevaplayayım mı? Tabii ki. Yani herkesle arasını düzelmesi derken çok yani Yunus Emre şimdi o an bir parti ortamı var. Bir kara yok ya, bir bayram. O yüzden herkesle çok iyi. Ama şimdi yine yarın bir oyun izleriz. İşte ya da cuma cumartesi bir oyun izleriz. Yunus Emre'nin yine herkese arası öyle iyi olmaz. Yani o ana uyuyor. Anı yaşamaya çalışıyor bence artık. Ya bütün yarışmacılar öyle. Çünkü 100 günü devirdiler. Bu yani dile kolay. Hele ki böyle bir senede bu kadar sıkıntıların, evet. bu kadar psikoloji zorlukların yaşandığı bir senede 100 gün devirdiler. İşte Yunus Emre 15 gün geç gelmiştir. Hadi 85 gün devirdi diyeyim. O yüzden yani yarışmacılar şu an bence anı yaşıyorlar. Bununla da bence böyle de olmalı. Ama oyun zamanı da Yunus Emre şu an, dünkü gibi, dünkü izlediğimiz gibi herkes arası iyi olamaz. Zaten şey bir sözü vardır hani yarışta rekabet çıkınca dostluk olması evet, lazım. Doğru. Hani bu böyledir benim bildiğim. Hani her zaman da işte ona bağırayım. Yani dünkü bayram ortamında yani. parti ortamında Yunus Emre ya da işte herhangi bir yarışmacı başka birine kötü mü davranmalıydı? E tabii ki de herkes bir bayram eğlencesi bu. Herkes birbirine iyi davranacak. Yani olması gereken o bir görgü kuralıdır mi? zaten. Meral Hanım sormuş Meral Kılıç. İki dokunmazlık gönüller takımında. Bu da bir avantaj. Sizce iki dokunulmazlığı da gönüller alır mı? Kalan iki dokunulmazlığı da. Hmm. Yani bence bunu söylemek çok zor. Yani çünkü... eğer alırlarsa çünkü ünlüler komple SMS'e girmiş. Oluyor. Evet, evet. SMS'e girmiş komple olacak ve aralarında aslında çok bir fark yok. Sadece bu e, son zamanlardaki oyunlar biraz da kadın <laughs> yarışmacılara bakmaya başladı. <laughs> atışa bakıyor yani, sondaki atışa bakıyor. Elif'le Aycan gününde ise oyunu ünlüler oluyor ama günde değilse gönüller kazanıyor. Ben o düşünmüyorum. dörtte 4 yapabileceklerini Mira Miracros ben... 20 hesabı sormuş. Günaydın. iletişim oyunu var mı bugün? Varsa seyircileri hatırlatır mısınız? Saygılar. Acun abi iletişim oyundan bahsetmişti bayramın 3. günü olacak gibi diye ama ben de öyle uçlarında görmüyoruz. görmüyoruz. Ipuçlarında sadece. Rejiden soruyorum. Rejiye soruyorum. Onlar da şu an teyit ettikten sonra bunun cevabını verebiliriz. Evet. E, i̇yi bayramlar demiş Yüksel Ertuğral. E, çok merak ediyorum. Barış Yunus Emre'nin kendisiyle ilgili yaptığı dedikodularından haberi olmadığı için ona yine abi gibi yaklaştı. Acaba Yunus Emre'nin yüzü kızarmış mıdır? Ama şu an pek bir abi gibi yaklaşımlar bir diyalog izlemedik biz aralarında. Ya Sadece bu... ikisi çıkmış. Hani şarkı söylüyorlar. Zaten aralarında böyle düşmanlık derecesinde bir şey olduğunu düşünmüyorum. Herkes arasında olabilir bu gerginlikler. Evet. Elbette düzeltecekler. çünkü aynı adada yaşamaya başladılar. İster istemez kalktıkları zaman birbirini görüyorlar. Yatarken birbirini görüyorlar. Oyuna giderken birbirini görüyorlar. Normal şeyler bence bunlar. Bir de sevgili Caner arkadaşımız mesaj atmış. Sen biriyle buluşmaya mı gidiyorsun? Yakana gül takmış. <laughs> <laughs> Caner'cim iyi bayramlar. Caner Öz mi? Benim Tabii. Caner mi? Evet. Senin Caner. Canercim selam olsun. Senin Caner. Benim Caner evet. olmuyor mu ya? Senin yani. Caner, işte caner de çocukluk arkadaşım. Benim 25, yıllık yani. arkadaşım. Çocukluk, evet. evet. çocukluk arkadaşım. İzle <laughs> evet buradan biriyle buluşmaya gidiyorum. yakamak gidiyorum. <aklım>, tanınmak için. Ama <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Rengi e, ve tarz olarak çok yakışmış bence. Bu tarzlardan gidebilirsin. Abi gülün anlamı ne? Ayrılık mı? Ha? Mavi gülü Sarı gül ayrılık. Mavi gül bilmiyor. Mavi gülü bir araştırmak lazım. Araştıralım, bulalım. Şimdi Kara Karaöker'in oynama sonuçlarına gidiyoruz değil mi? Rejiye soruyorum. Eee evet şarkı eşleşmesi birincisi Cemal Can oluyor ve biz bu karayoku sonuçlarına Acı abi'nin anına gidiyoruz şimdi. Sonuncu ismi söyleyeyim isterseniz. Evet. Son üçü söylemem lazım. Son üçü söylemem lazım. Seyircilerimiz <laughs> çünkü oyladılar. Ben de biliyorum. Efendim? Ben biliyorum Ben kendim bir... Sercan el kaldırıyor Yunus Emre. Herkes aday sonucuyla ama seyircilerimizin bir tane sonucusu var. Onu açıklamam lazım. Belki gönülleri şampiyon olabilir ama karaoke yarışmamızın bu akşamki sonuncusu arkadaşlar Yunus Emre. Aa. Evet. Ondan bir önce sonunda Evrim. Çok enteresan. Güzel mi aslında? <laughs> evet. Sonrasını saymayacağım artık. Son üçüncü sayı abi. Üçüncü yani. say mı? Evet. İstiyor musun arkadaşlar? Ben. O zaman üçüncüyü de söylüyorum. Sondan üçüncü Sercan. <gülüyor> ya. <laughs> <Ayşme. gülüyor> Karaoke yarışması birincisi. Hazır mısınız? Hazırız. Birinci isim. Ardağan mı? Yok ben de. Ben kazandım mı? Kim? Ben Cemal da çünkü ben, ben kazandım da. Elif de olabilir. Yok Neye geleceksin yalnız da ya? ya. Ben. Ben Arda. Kazanan Arda. Cemal Can. Eee. Eee. Iki, Ama ikinciyi merak ediyorsunuz. İkinci Ardağan. Siz ikiniz geleceğiniz Çakardım. hani hakikaten <gülüyor> hani <gülüyor> <gülüyor> bu kadar belli olur. Görüş affetmiyorsunuz <laughs> Evet seneye Ardan'la beraber Cemal da e, kısmetse Birleşik Partisi'ne Survivor'a gidecek olan Hı -hı. isimlerden biri oldu. E, neler düşünüyorsunuz? Kazanan Cemal çünkü ciddi bir oy Hı -hı. farkıyla kazandı. Hadi. Zaten Birleşme Partisi'ne birinci olan yanında bir arkadaşıyla mı gelecekti? Evet. Öyle bir durum söz konusuydu. Ardahan da demişti ki ikinci olan Cemal ben gelmesini istiyorum benimle. Eğer öyle bir ihtimal olursa onu götüreceğim demişti. E ikisi şimdi olacak? Birisi birinci, diğeri sonraki şeyde birinci oldu. Ardahan, Ardahan, orada. oradan kurtardı en azından. Ardahan başka birini götürebilecek. Cemal da burada birinci yani oldu. Ardan yine adadan birini alsa, Olabilir. Cemalcan Cemal Nisa'yı alsa. Olabilir. Hani böyle böyle bir isimler gidebilir yani. Evet evet dörtte olarak tekrar görme şansımız olur onları. Cemalcan bir kişi götürebilecekmiş. Yanında kimse. Cemalcan tek galiba. Tek ya. mi gidecek yani? Ardahan bir kişi Ardahan bir kişi daha getirebilir. Ben yani dünkü Cemalcan'ın galibiyetini yani gayet doğal buluyorum. Hem çok güzel söylüyor şarkıyı hem de %15'ten fazla bir oy farkıyla birinci oldu zaten hani açık ara. O yüzden Cemal da kutluyorum. Seneye Birleşme Partisi'nde belki bir DJ'lik performans bile gösterebilir yine. Şimdi biz yorumları devam edeceğiz okumaya. Ee, bize yazarsanız şu an yavaş yavaş kahvaltı masasında olduğunuzu tahmin edebiliyorum. <laughs> <laughs> biz daha kahvaltı yapamadık ama. Ama biz yavaş yavaş soruları da geçelim. Daha notlarımız var. Ee, konuşacağımız şeyler var ama çok merak ettiğimiz o dün akşam Türkiye'nin cevapladığı hatta Acun abinin 3 milyon cevap geldi. Bu, bu soruya 5,5 milyon kişi cevap verdi falan <laughs> ve yüzdeleriyle beraber soruları geçeceğiz. Ufak ufak e, sormak istiyorum. Melisa seninle başlayacağım. Hangi soruyu sorayım? Dur bakayım. Hmm. Heh, bu soru özellikle Gökhan'ın ilgilendiren bir soru. Melisa'yı zorlamayacağımız bir soru. Gökhan'la başlayalım. Neymiş o? Seneye Survivor All-Star olsun mu? %69 olsun demişlerdi. Bu hmm. konuyu konuşalım. Hmm. Yani bence seneye ne olabilir? Bu tabii tamamen şimdi konuşulup karar verilmesi gereken bir konu ama yani bence Seneye biraz erken geliyor hala bana sanki böyle 2000 yani seneye de yine böyle bir güzel bir ünlüler gönüllüler yine çok e, uzun süreler yapılmış kasların sonucunda oluşturulmuş ekiplerle e, yeni bir ünlüler gönüllüler bana daha sıcak geliyor ama halkımız %69 all star olsun dedi değil mi 69 mı dedin? Valla ilk baktığımda 82 evet, 69 evet. sonra yarışmacıların canlı yavaş. yayında evet. ama abi olmasın seneye evet. biraz daha demeleri bence çok etkiledi hop bir anda 69'a kadar hı hı. düştü. Ama ilk cevap verenler olsun. Ben çok aradayım evet, yani. Olsun. Olsa da sevinirim çünkü birikmiş bu geçen seneki Yunanistan-Türkiye ve bu seneki ünlüler gönüllerde çok iyi yarışma, yarışmacılarımız oldu. E Daha önceki sezonlardan da çok iyi yarışmacılarımız var. Yani All-Star olabilir. Bence çok mükemmel bir sezon olur. Ama olmasa da yine mükemmel bir sezon olur. Ben kendi fikrim bir sene daha ünlüler gönülleri izlemeyi isterim gibi düşünüyorum. 2022'de bir All-Star o zaman kesin gözüyle bakarım. Yani bence bir sene daha olmaması gerektiğini düşünüyorum ben de. Çünkü geçen senelerden daha vücut yorgunları, psikolojik yorgunluk yaşayanlar vardır eminim ki. onun önceki senelerde de. Biraz daha geçmesi daha iyi olabilir aslında. Ama bence bir sene daha ara olması lazım. 2022 gibi falan diye düşünüyorum. Hı hı. Daha iyi olur. Sen hazır mısın? <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Beni bir sene böyle bırak. Hı hı. tam Günde çift antrenman yapayım. Olmaz Yaparım. mı? <laughs> Ne ben öyle. şey bekliyorum. Beni bir sene bırakın. Bırak. Çift antrenman yine, yine olmaz, olmaz. diyecekti. <gülüyor> <gülüyor> yaparım dedim. Süper bittirdim ya. Ama şey gücüm bak. Gücüme kesinlikle güveniyorum. Su parkurlarım iyiydi. İlk Aynen. zaman böyle biraz bocalamıştım. Çünkü engeller falan biraz bana şey yapıyordum. Yabancı olduğum için. Ama sonra o bireysel oyunlar, güç oyunları falan biraz daha ayaklarımı kuvvetlendirmem lazım koşu konusunda. Her gün koşmam gerekiyor herhalde. Rejiden şöyle bir yorum geldi. Melisa yorumcu yani. olarak kalsın. <laughs> Survivor'a gitmesin. Hani <laughs> yorumları şey daha abi. iyi diyorlar. Hani en azından söyle <laughs> <laughs> parkurlarındansa yorumları diye bir yorum geldi. Sen kaçıncı hafta elenmiştin? İki, bu iki buçuk. Birleşmeden, e, birleşmeden hemen önce. Birleşmeden, hemen bir hafta önce. Ya, bir hafta. Çok üzücü ya. Birleşmeyi evet. görememek. Şarkı evet. söyleyemedin Melisa. Aynen. Ne söyleyecektin? Şarkı söylesem miydim? Çok Aynen. utanırdım herhalde. Az önce <laughs> dedim ya ben olsam çok utanırdım. Düşündüm nasıl söyleyeceğim. Nasıl Ama sen şöyle Birleşme Partisi'ne bir kıyafet giyerdin şöyle. Şöyle bir topuklu ayakkabılar böyle evet. çıkardı sahneye. Zaten biraz mırıldansan yeterdi. <laughs> Ama herkes zaten onu merak etmiş. Öyle Elbiseyle mi? görmek isterdi. Ne ister giyecektin? E e, ne giyecektin? Ne Demek ki işte bu sene bol, bol bol giyiniyorsun işte. insanların evet. merakını gidermiş oldun. Şimdi bu soruyu ben de şöyle cevaplayacağım. Bence de erken ya. Yani özellikle bu sene şimdi Survivor çok izlendi. Ee, bu senenin üstüne hani biraz başvuru sayısı start. Ben normalde işte bize arayanlar oluyor işte. Diyor ki Aa, bizim diyor bir yeğen var çok iyi sporcu tam Survivor'lık falan. Tamam yani bu telefon bize yaklaşık böyle 250 tane geliyor senede. <gülüyor> <gülüyor> Daha o telefonların gelme ayları Ekim ama böyle, tamam mı? İşte arıyor mesela biri arıyor. Abi, sana birini göndereceğim falan ya bana gönderme ben değilim yani. Hani başvurması lazım normal hani prosedür. Şimdi biz buradan ne kadar anlatsak da sana birini gönderiyorum oluyor. Sanki ben böyle oturuyorum böyle e, ee, Survivor adayları geliyor karşıma öyle bir şey yok. Ee, Acu Media Medya, işte Gökhan ilgileniyor özellikle. Ee, Gökhan da yani bunu alıp tek başına ilgilenmiyor. Yani. Yok tabii ki de. Çok ya. ciddi bir ekip var orada. O ekiple beraber e, alıyorlar. E, bir sürü elemelerden Çok sonra Gökhan. Çok uzun bir proses bu. yani. Sen bir sürü adayı da görmüyorsun zaten bu arada. Sana da tabii... bir bir sürü elenmiş insan Hayır, geliyor. Tabii ona. ki de şimdi internetten 150 bin tane mesela e, sadece bir sene, o sene, mesela 2000, bu seneki 2019-2020 Survivor'ına sadece bu Survivor'a 100 binden fazla başvuru geldi. E diğer eski başvurularımız duruyor. Oradan hala evetlere hayırlar Çok duruyor. Var, bizim de görmediniz. O, o şeylerden sadece internetten bizim ekibimiz <laughs> var. işte 10 kişilik bir ekibimiz. Onlar ereme yapıyorlar. Beğendiklerini kendilerince işte bizim ekibi anlattığımız e, standartlar, kriterler. içerisinde beğendiklerini e, birkaç yere davet ediyorlar. Oradan geçenler önce işte ilk benle buluşuyorlar. Biz oradan sonra başlıyoruz işte elemelere. Ben bir 3000 kişiyle falan görüşüyorum toplamda galiba. Biraz daha fazla olabilir her sene. 3000 4000 arası. Buradan da en beğendiklerimizi işte finale kadar atıp finalde de bir işte seçme oluyor yani güzel. Bu bu seneki Survivor'a herhalde geçen senelerden çok çok daha fazla bir başvuru olduğunu tahmin ediyorum. Oluyor. Şu, Şu an, an geçen olur. sene 300 bin başvuru olduğunu söylemişti Acun abi. Evet. Ben bu sene böyle 1 milyonu falan geçeceğini geçen düşünüyorum. Ee, sorularımızı birazdan cevaplamaya devam edeceğiz ama hı hı. önce kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Ee, şöyle bir hatırlatma yapacağız. Bize bir soru gelmişti. Biz şimdi elimizden geldiğince gelen mesajları cevaplamaya çalışıyoruz. Bir izleyicimiz akşam e, oyun var mı diye sormuştu iletişim oyunu. Varmış efendim. Var. Birazdan e, Panorama'ya özel tanıtımımız geldi. O tanıtımda o oyununda ipuçları izleyeceksiniz. Onu birazdan yayınlayacağız. Arkadaşlarımız yukarıda şu an hazırlıyorlar. Biz e, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynı zamanda sizlerin mesajlarını elimizden geldiğince okumaya çalışıyoruz. Seneye Server All Star olsun muhabbetiyle ilgili bir yorum vardı. Onu okumak istiyorum. Sevgili Tansu Gökçe sormuş, bana sormuş. Demiş ki o kadar başvuru, o kadar görüşmeler oluyor. Neden hep tanıdık denk geliyor yarışmacılar, gönüllülerde demiş. Tanıdık derken? Ben de onu tanıdık tanıdık mesela. Kim tanıdık mesela? Yani gönüllülerde yani tanıdık. Mesela, mesela. Bakıyorum şöyle, işte... Mesela Ardahan'ı kim tanıyor? Ardan ilk defa başvurdu bu sene. Ardan ilk senesi. Geldi Şimdi... ve yarışmacı oldu. Makbule ilk defa başvurdu bu sene. Geldi ve yarışmacı oldu. Ne bileyim Evrim bir iki kere başvurmuş ama biz ilk defa görüştük Evrim'le. Yani Evrim ben daha önce... Hani, Evrim bazen elemelerde gidiyor. Berkan gibi bir Meryem gibi hatırlamıyorum mesela, mesela eski. Mesela Berkan'la tanıştık diyoruz. Dört yıl önce parkurda tanıştık. Parkurda tanıştık. Yani Atakan, sen parkurda tanıştın. Ben parkurdan önce üç eleme yapıyorum ya. Orada, orada, orada tanıştım, tanıştım. Mesela Atakan'la parkurda tanıştık. Evet. E Atakan'la Berkan da parkurda tanıştı. Evet. Atakan işte geçen sene katıldı. Evet. E Berkan bu sene katıldı. Yani bu yarışmacılar i̇şte o insanlar orada tanışıyor zaten. Orada tanışıyorlar çünkü bu, bu yani yarışmaya gelmek için e, hayatlarından çok önemli bir zamanı ayırıyorlar. Mesela bunu bir mesai olarak görüyorlar. Gidip geliyorlar. Yani ben işte Berkan'la bugüne kadar toplamda 20 kere falan görüşmüşümdür bu 4 senede. Sen geçen mesela yine evet. Instagram hesabında bir son görüşme fotoğrafı paylaştın. Evet, evet. Orada mesela yarısı yarışmaya girmiş, yarısı, gir yarısı girmemiş. Şimdi e belki o isimlerden biri bu sene katılacak. Evet yani. Yine gibi, başvuracak, gibi, gibi. yine gelecek. O fotoğrafta iki tane daha var mesela. 2 iki, iki sene önceki fotoğraflar var, o fotoğrafta yine Berkan var. E girebildi mi? Giremedi. Giremedi. Yani final görüşmesine kadar girip giremiyor mesela. Yani böyle şeyler oluyor. Yani işte Burak 3 senedir geliyordu. Bu sene girdi. Burak ben yani bir sürü insanla tanıştım. Evet. Antalya'dan oradan buradan bir sürü insanla. Fotoğraflarım var. Sakarya'dan. Evet. Hani herkes geliyor tanışıyoruz oralarda ama yarışamıyor arkadaşlar. Evet, evet, bir evet. şekilde bir yerlerde elemeler Zaten eliniyor. inanılmaz bir aile ortamı var. Görüşmelerde evet. de elemelerde de hani o EFOR'da da. O yani, sıcaklığı veriyor yani. 4'lü 4'lü alıyoruz için. Biz mesela adayları genelde. Evet. 4'lü 4'lü alıyoruz. E bir de 100 kişi falan bak bakabiliyoruz günde çünkü e, hani 4 saat 5 saat eleme yapıyoruz. E 4'lü 4'lü alınca da o, o giren 4'lü çıkışta konuşuyor. Sonra dışarıda aralarında konuşuyorlar. Onlar zaten bir şekilde arkadaş oluyorlar arkadaş yani. Arkadaş oluyorlar. E tabii. Sen ilk senemde mi seçilmiştin? İlk senemde seçilmiştim. Evet. İlk senemde seçilmiştim. Hı hı. Ama daha önce başvuru yaptım ama kaç tane arkadaşım var mesela senin o elemelerde? Hani geldin orada mesela hem elemelere girdin Acun Medya hı -hı. TV8'de hem de işte spor elemelerinde Sen 7-8 kere kere gelmiştin? mi? E, 6 kere geldim. 6 kere. Altın. Kaç tane arkadaşım var hala görüştüğün ettiğin o zamanlardan? Bir sürü mesela ben onlardan geçiyordur. Biri, onlardan biri, onu, yarın onu geçiyordur. bir yer şey geçiyor var girebilirim, Girebilir girebilirim. Evet. Yani, yani yine başlıyor. Yine seçilebilir. Yani mesela Instagram'da birimiz de var. Olacak yani. yani. <laughs> hani Çok komik. Yani bana komik geliyor bu. Yani buna bir saat boyunca anlatırım ben de yani anlayana. Sorulara geçiyorum arkadaşlar. Hızlı Hazırız. hızlı cevaplıyoruz. Türkiye'nin cevapladığı Hazırız. arkadaşlarımızın e, yarıştığı sorulara geçiyorum dün akşam canlı yayında. Hiç reddediniz mi? hiç ben reddedildiniz soruyu, mi? direkt size Evet. hiç reddedildiniz mi Bize niye soruyorsun. <laughs> Belki sen de bir gün bir şey yazdın, biriyle görüşmek istedin. Bir yani, arkadaş vasıtasıyla bir haber yollattın. 24 Ya de... çocuk da çok iyiymiş. Olabilir hani falan... ya bir, bir, bir kız direkt Hayır. tabii ki de bir erkeğe gidip ah hadi bir yemek yiyelim, benimle zaten benimle çıkar mısın dedim bilmiyorum da. Yani tam onu anlamıyorum da. <laughs> Hayır. Yani sen de birine işte insanın dediği gibi bir biriyle haber yollatmış olabilirsin. Bir şey olabilir yani bu kadından da böyle bir ilk atak geliyor olabilir. Olabilir. Olabilir tabii canım. Ha, ama erkekte tabii bu oran Benim çok daha yüksektir çok, <laughs> daha yüksektir. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> çok <gülüyor> daha yüksektir yani. oluyor. Çok daha yüksektir tabii ki de erkekte oran. E, peki o zaman evet. soruyu reddedil mi? diye Onu bize sor. Melisa soruyu reddedil. Direkt <laughs> soruyu <reddedim. gülüyor> zaten. Sen <gülüyor> hiç reddettin mi? Ben mi? Evet. Çoktur herhalde. Çok. çok. Survivor'dan <laughs> önce? Ee, Survivor'dan önce de çok, Survivor'dan sonra da çok. Hep çok diyorsun. Vay be. Vay be. <laughs> Vay be. Melisa. Yani Sen doğru, peki reddedildin mi? Evet. Nasıl bir erkek nasıl reddedilmez ki zaten? Yani Değil mi? tabii canım. Yani Brad Pitt de olsan, ne bileyim, Coşkun'u de olsan reddedilmişsindir yani bir şekilde bir yerlerde. Çünkü her insan her istediğine Ama erişemez. Ama sen ki. koparan birisin. Ya yok ya redded, reddedilir, Mesela ya. Reddedildin, reddedildin sonra bir hikaye. Reddedilir gibi. canım ya. Öyle hikayeler de oluşabilir de. <laughs> es, erkek yani bir kadından hoşlanırsın, sorarsın. Olmayabilir yani. Bu çok doğal yani. Evet. Peki ikinci soruya geçiyorum. Ben hatırlamıyorum reddedildim reddedilmişimdir herhalde. Evet canım nasıl? Ben oluyor? zaten çok böyle şey olmadığım için genelde Gökhan biliyor ben defasta kaldığım <laughs> evet, için. Ama Defans daha için. böyle normal hayatta da çok içine kapanık gibisin İhsan. Yani çok böyle bir şey yok. Çok içine şey kapanık yok. değildir de açılıklı. Ayrıca herhalde hiç içime kapanık değilimdir Evet normalde Hı -hı. yani ama dışa doğru öyle olabilirim. Zaten şimdi şey mavi günün anlamına bakmış sevgili olacağı ya diyor ki gizem diyor. <laughs> Aa, evet. Mavi gün taklit. Çok gizemlisin. Çok gizemliymişim. Evet. Bu. Hiç gizemli değilim burada. Neyse. Evet öbür soruya geçiyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet. Hiç kopya çektiniz mi? İnanılmaz. Bu soru zaten %91. Kamalar yırtılsın Yok. mı? Yok. İnanılmaz kopya çektim. Yırtılmasın da yani kopya her insan çekmiştir ya bir şekilde bir yerlerde. Zaten Aa, halk, bu B mi diye sormadı mı kimse halkımız ya? %91 demiş. Evet. Hatta şöyle bir şeyim var. <laughs> sınavın sonunda böyle gözüm ağrıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bakmaktan yan taraftan Ya şey güzel o değil miydi? Mi? O sınavın stresiyle kopya hazırlamak zaten evet. sana öğretmiyor mu? E, evet şey? öğretiyordu. Üniversitede geliştirmiştik oluyorduk. onu. O kopya sistemini evet. üniversite inanılmaz Ya ben kopya hazırlarken öğreniyordum yani. Konuyu öğreniyordum. Evet. Doğru. Kopya çekmeye <laughs> gerek kalmıyordu. <hatta. gülüyor> Aynen Doğru. <laughs> doğru. Aynen. <laughs> Aynen. Yazıyorsun ki bakma geri dönüyorsun aklında kalmıyor. Acun dediği gibi prodüksiyon gerektiriyor yani. Kopya hazırlamakla kopya çekmek de bir şey yani. evet. Ama her, her her insan ufak tefek kopya çekmiştir ya bu olabilir yani. Bunun önüne de geçilemez yani bence. Peki. Eee uzaylılara inanıyor musunuz diye sormuşlar. Halkımızın da %53'ü e evet demiş. Yani bu çok bence iyi bir yüzde. Yani yarısından çoğunun evet dediği bir yerde uzaylı var gibi düşünüyor herkes demek. Bence kesinlikle var ya. Bence yani de kesinlikle, kesinlikle var. Ya, kesinlikle var. Olmaması zaten biraz garip kaçıyor. Şimdi bizim dünyamız Samanyolu galaksisinde sadece işte bir tane neydik biz? Dünya, Jüpiter, ne diyorduk? Gezegen. Gezegen. Değil mi? Bir tane. Gezegenimiz. Bütün galakside biz bir tane gezegeniz. Bunun gibi işte bizim 9 tane var. Bazı, bazıları 10 diyor, işte bazıları 9 diyor, bazıları 8 diyor. Bu Samanyolu galaksisinden trilyonlarca var. Yani o, şimdi bizim gidebildiğimiz yer ışık hızıyla gitsen 3 yıl, 5 yıl süren yerler var. Mars'a gidemedik. Yani, Mars'a gidemedik. Mars'a işte 8 Mars ay sürüyor Mars'a gitmek yani. O kadar büyük bir yerden bahsediyoruz ki bizim yani haberimiz olmayan, onların da bizden haber olmayan e, bence yaşamlar vardı diye düşünüyorum. Ama Samanyolu galaksisinde var mıdır onu bilemiyorum. Yani olsaydı bilir miydik? Olsaydı sanki bu de, bu bu devre Olca kadar. Olcay kulağıma diyor ki kumbur yaşayanlar ve o çevrede yaşayanlar çok görür diyor. Çok uğrarım. Herhalde orası üst mü abi? Ben Silivri'de görmüştüm. Kumburgaz Kumbur üst galiba herhalde. Ben Silivri'de görmüştüm. Gördün. Evet kumbur ben Silivri'de. Gördüğümüzü zannediyoruz yani bizim arkadaşlarla hepimiz <laughs> Evet bir... Gökhan'dan canlı yayında bir gittim. Hepimiz bir hayal kurduk. Uzaylı görmüş Gökhan. Hayır uzaylı. UFO gibi bir şey gördük öyle hepimiz. <laughs> hepimiz yani 13-14 yaşındaydık. 10 kişi birden hayal görmediysek Böyle bir şeyler, böyle bir UFO gibi bir şeyler gördük evet ama bilmiyorum. Kaç yaşındaydın o zaman? İşte, Varsa gören yaşındın evet yani evet şu an ben. de görenler ben Kumburgaz deyince diyor şu Bumburgaz an. Kumburgaz deyince ben tavrında. de Silivri o yüzden dedim. Yani illaki bir şeyler görenler oluyordur ya ama UFO nasıl bir şey? UFO zaten hani e, tanımlanamayan cisim tanımlanamayan demek. Bir şey. Yani yuvarlak olabilir, kare olabilir, tanımlanamadığı için adı UFO zaten. Bilmiyorum. Bence varlar ama, ama bizim galaksimizde sen mi? Sen gördün mü Melisa? İzmir civarlarında? İzmir var ama benzettim bence. Gördüğümü düşünmüyorum. Sen de ama UFO'ya benzettiğim ya. şeyler vardı. Birkaç yani, kez denk geldi. NASA'da hiç, açıklama hiç, hiç yaptı. Nasa da bir NASA'da bir önce <laughs> bir açıklama yaptı biliyorsun işte. Eee yani e, onaylanmış vakalar diye 4-5 tane video da değiştirme gibi geldi bana o biraz. Ama ya yani... koronavirüs <laughs> e, Amerika'da ölümler çoğalınca bir anda NASA'nın açıklaması da bana çok şey geldi. Ama en pik noktada değil. Pikten sonraydı açıklama yani. O zaman Ben dağıt. öyle bir çok da dağılmadı algı zaten de o pandemi bu koronavirüs algısını çok kolay dağıtamazsın. Ben inanıyorum yani varlardır ama bizim galaksimizde vardır. Yoksa ne bileyim 100 bin ışık yılı uzaktaki galaksilerde vardır. Bir yerlerde var, vardır yani. Kesinlikle inanıyorum ben. Evet Melisa. Ya ben tabii ki de varlığına inanıyorum. Çünkü şey demişler hatta annem de yazmış 18 bin alem var demiş. Yani hani olma ihtimali de çok yüksek ama yüksek. ben inanıyorum. Uzaylı Yalnız olma ihtimalimiz kısak, bence daha düşük. Yalnız. Bütün evrendeki herhangi bir... Yaşam ee, yaşam olmasındansa yalnız olma ihtimalimiz çok daha Ama düşük. Ben iyi olduğuna inanıyorum. Önceki e, yaşanmışlıklarda da hani frekans olarak iletişime geçirildiği, evet, hani bu... duyulduğu, görüldüğü daha Tabii. alenen bir şekilde Tabii olduğu gibi. söyleniyor. Şimdi eskilere göre eskiler Bizim yaşantımıza göre biraz daha saf, biraz daha temiz yaşayan insanlar oldukları için bunları görebilme işte olanakları daha yüksek oluyor. Biz biraz daha onlara göre daha kapalı olduğumuzu düşünüyorum. Bilinç olarak, işte düşünce yapısı olarak, en azından kalp olarak. Hı hı. O yüzden onlar böyle bir şey var diyorsa bence kesinlikle vardır. Ya yani gözlemlenebilir evren diye bir hani sürekli işte yenilenen bir bilimsel durum var. Bu zaten şu andaki insanlığın 2020 yılında gelmiş olduğu teknolojiyle ulaşabildiği evren. Da evet. bunun ne kadar dışarısı var, onu bile bilmiyoruz yani. Çünkü o kadar, o kadar büyük ki gerçekten ben en azından dünya dışında herhangi bir yerlerde aynı zamanda olur, aynı zaman diliminde olur, farklı zaman diliminde olur. Çok geçmişte olmuştur ya da ileride olacaktır. Yalnız olduğumuzu düşünmüyorum ama. Peki. Sen, soru da, soru da Sen ne düşünüyorsun ise? bir tarafı benim uzaylılar olduğuna inanıyor evet. evet. Yani uzaylılar mı onun adı? Başka bir canlılar mı? Evet. başka bir uh -huh. e, yaşayan birileri mi? Başka bir şeyler vardı var mı? Biz de uzaylıyız yani aslında. Uzayda onlara şey. göre, Onlar göre biz göre, <laughs> Evet onlara göre biz uzaylı olacağız. Evet e, şöyle bir soru vardı dün akşam. Otobüste yer vermemek için uyuma numarası yaptınız mı? Of 52, evet. inanılmaz. Ben cevap verebilir miyim? Ya bu çok yani şey bir soru. Vic evet. Yani vicdanları e, ama yani şöyle bir şey. Atıyorum bin kere otobüse binmişsindir. Evet tabii ki de. Bunun e, zaten 500'ünde ayakta seyahat etmişsindir. 500'ünde e, oturmuşsundur ama 400 kere yer vermişsindir. Evet. Tamam dolmuştur. Aynen öyle oldu. Bir kere iki kere vermemişsindir. o Mesela burada da yani halk mesela %50 demiş ki oldu. Yani böyle bir şey başımıza geldi. E, olmaması gereken bir şey belki ama. Evet. Benim geldi 17-18 yaşlarımda ya bir idmandan dönüyordum ya bir maçtan dönüyordum. Çok hatırlamıyorum. O kadar yorgundum ki. ...böyle oturdum. Aslında numara da değil aslında o biraz. Kalkamadım. Yani sonra tam da uy uyuyamıyordum. Uyuma numarası yaptım evet. Bir ben de yaptım. o gün 13 kilometre... ...su antrenmanı yapmışım. Of. Artık elim kalkmıyor, ayağım kalkmıyor. Hani sürünerek çıkıyoruz havuzdan zaten. 13 kilometre mi? 13 kilometre günde. Yani Sabah 5, akşam 8. Herhalde. 700 metre yüzün çok. Gökhan bayram ediyor <laughs> bugün 700 metre yüzün. <laughs> İmkansız bir şey 13 kilometre. Yani o siz düşünün. Yani zaten şey ...buradan önünüz çıkması lazım der hani hep. Evet. Öyle sürünerek çıkmanız gerekiyor. O, o yüzden o, bir, oturdum böyle otobüse ve toplam böyle 45 dakika bir saat arası yolum var. Artık böyle kafamı çevirdim. Yaşlar inip biniyor. Çok vicdanla rahat edemedim ama o gün Bana otobüse ayakta oldu, gidemezdim. Evet, evet. Ya benim de şöyle bir şey olmuştu. Burada bu adam itiraf günü. Ben spor akademisinde okurken e, Marmara Spor Akademisi evim de oradaydı. Şeyde Anadolu Hisarı'nda. Meşhur 15F var. <laughs> İstanbul'da yaşayanlar, o civarda yaşayanlar evet. 15F çok meşhurdur yani. <laughs> e, Kadıköy'den kalkar. Yani o trafikte sahilden gelir böyle yaklaşık böyle 2 saatte Beykoz'a doğru gider. O otobüs böyle hep doludur. Yani otobüs yani en boş günde bile doludur yani. O, çünkü tek otobüs. O otobüse Kadıköy'den binmişsen ancak oturabilirsin ki orada bile sıraya giriyorsun. Ya bir gün gerçekten o kadar yorgun ki yani o Kadıköy'den şeye döneceğim ve yol 2 saat. O otobüs dolacak biliyorum. Hep de yer veriyorsun falan. Gençsin bir Spor akademisi bir de. Abi bir uykum vardı. Ben özür dilerim. Ver, yer vermemiştim galiba. Çünkü uyumuştum bir evet. şeyler yapmıştım. Ama bilerek oradan. uyumuşsun sen. Uyuma numarası ya, dağılma, farklı. Ama acayip bir o otobüsün bir yani. ünlüsü daha var. Bütün İstanbul tarafından beş beş bilinen. 500'te. i̇şte Ben, ben 500'te <laughs> de uyumuştum. 500'te. 500'te, Kartal'dan, bak, Kartal'dan binip işte karşıya nerede iniyordum? Yine bu Levent civarında. Oğlum, Çek Cumhuriyeti falan geziyor. i̇nanılmaz yani, yani, dönüyor. İstanbul. Yani, yani, İstanbul. Yani, yani öyle, şey, öyle bir otobüs Ama çok farklı otobüs. Tuzla'dan kalkıyor şeye kadar gidiyor işte. E, top, top, top kapı, kapı. kapıya kadar gidiyor. Top kapı ama nerede geziyor yani? Aralarda böyle Levent'e uğruyor falan. Dönüşte de bir uyumuşluğum var. Gidişte de var yani. Bir yaptım. O 500T'ye binmeyen yoktur ya. İzmirli bile binmiştir. O evet. 500 ben bilmedim. <laughs> binmedim. Selam olsun buradan 500T'ye. <laughs> 500T'ye vatandaşlarına. Evet. Şimdi <laughs> e, ee, hesabı erkek ödemeli mi? Melisa. Yani e, şimdi şöyle bir şey var. Hesabı karşı taraf ödeyeceği zaman ben rahat yemek yiyemiyorum. Yani istediğimi yemiyorum. Çünkü benim boğazım açık. Çok fazla yemek yiyorum. Çok fazla yüzücüler Biraz, yüzücüler yemek istiyorum. İnanılmaz. Evet. Çok fazla yemeye düşkünüm bu arada. Hani bunu da söyleyeyim. Ama bu sıralar diyetteyim. Evet maşallah. Onu biraz midem küçüldü. Hesabı erkek ödemeli mi? Cevap %52 evet. Ee, Demiş halk. Yani kısmen ama çoğunlukta evet. Sence Gökhan? Hayır. E bu hayır diyen Gökhan Sürekli... var Sürekli. Bu hayır diyen Gökhan var ya. <laughs> Bak hayır diyor ya şimdi böyle artist yapıyor. <laughs> Hesabı bize bile ödetmiyor. Yani bunu... Hayır şimdi şey, öyle bir <laughs> bak şimdi sen Hayır hani bende de o var. Ben asla birine hesap ödetmem. Evet. Yani bu şey değil. Kadın erkek fark etmez. Evet. Biz Gökhan'la çarpışırız hep böyle bu konularda böyle şeyizdir yani. Hani e, birbirimize gireriz ama hani benim gördüğüm en gönlü zengin adamlardan biridir Gökhan. Ya. ya ben şimdi bir ilişki yaşanıyorsa e, kadın da kendi ayakları üstünde durabiliyorsa yani ona da fırsat tanınmalı. Ona da fırsat tanınmalı diye. Hayır derken tabii %50 %50 gibi değil ama kadına Kısmi. da fırsat tanınmalı. Belki hı hı. o o da yani Bunlar zaten konuşulur ya ilişkide yani e, sonuçta bir ilişki yaşayacağın bir insan varsa karşında zaten bu tarz konularda konuşabiliyorsundur demektir. Bunu konuşursun e, işte 10 kere dışarı çıktıysanız 8 kere erkek öder, 2 kere kadın öder. Bunlar yani arasında konuşulmaz bile ya ama ne bileyim bir ilk, ilk tanışma olur, ilk görüşme olur o zaman tabii ki de zaten herhalde kimse kadını ödetmiyordur ya da ortak ödenmiyordur. Zaten... Gibi. ilk Şimdi farklı soru yani ilk tanışma... İlk görüşme, ilk bir yemeğe çıkmada erkek öder zaten bunu. Vallahi hani... bu şey biraz şeyle de alakalı ya yani bu çok ekonomik durumla da alakalı. E tabii evet. Ya yani biz de yaşadık. Öğrencilik dönemimiz vardı, çalışırken de az kazandığımız dönemler vardı. Eşilim ben mesela e, şimdi Acun abiyle yemeğe gidiyoruz. Ne yapacağız? Acun Hı? abi dururken hani yeltenmek bile ayıp mesela evet. örnek veriyorum. E, Acun abi. Öder. Öyle bir durumda. Veya ben Uygar abiyle gelirim, evet. genelde giderim yemeklere. Uygar abi varken yanımda ben ödemem yani. hani O benim büyüğümdür. Ama ben de mesela birileri varken yanımda hesap öderim. Özellikle kadınlara asla hesap Hı -hı. ödetmeme çalışırım. Ama hatırlıyorum yani daha gençken mesela kız arkadaşımla tatile gideceğiz. Benim bu kadar param var demiştim. Evet. Konuşulur hani, bunlar yani. Ben sadece işte şunları ödeyebilirim. Tamam ben de bunları ödeyebilirim demiştim mesela kızda Hani hatırlıyorum. Bunlar yaşanıyor. Ee, ve yaşanması da normal. Ya hayat müşterek. Kadın erkek paylaşmalı bence her şeyi. Yani. Ama ilk bir kadın erkek ilişkisinde ilk yemekte ki izlenim çok farklı oluyor. Hani kalkıp bir kadın ödemesi bence. Ben de onu diyorum. Yani direkt e kötü bir izlenim. İlk buluşmada erkek öder zaten. Zaten genelde ilk buluşma teklifini erkek yapar. <laughs> Yemeğe gidelim şuna. O yüzden zaten erkek öder. Ama genelde bir ilişkiye başlandıysa farklı bir soru oluyor. Evlilikte zaten bambaşka bir soruya dönüşüyor. İlk buluşmada erkek ödemeli. Evet, tamam. Bu sorunun cevabı bence de böyle. Halk da %52 demiş. Birazdan zaten panoramaya özel tanıtımda akşamın ipuçları var. Akşam e, iletişim oyunu oynanıyormuş efendim. Onun görüntüleri geldi. Arkadaşlarımız hazırlıyor. Birazdan yayına vereceğiz. Bunu televizyonda ilk izleyeceksiniz akşamın ipuçlarını diyorum. Ve diğer sorumuza geçiyorum. Bunu Melisa'ya soruyorum. Çünkü bizim cevabımız, bizim cevabımız çok belli bu soruya. Sakal erkeklere yakışıyor mu Melisa? Evet. Aa. Ben yakıştırıyorum erkeklere sakal. %84 evet demiş halk. Yani e, çoğunlukla sakal yakıştırıyorum ama yakışmayan da yakışmıyor evet. kesinlikle ama çoğunlukta Bu biraz evet. da göz alışkanlığı moda. E şimdi yani bu dönemde biraz sakal evet revaçta erkekte. Muhteşem Yüzyıl ee, yayınlandıktan sonra Türkiye'de. Ee, padişah falan oradaki evet. işte e, padişahın oğulları hepsi yakışıklı yakışıklı oyuncular falan. Buradan arası... Doğru doğru, doğru doğru. O zaman hepsi böyle sakallı falan. O dönemde bir furya başladı sakal furyası. Genelde böyle sakallı gitmeye başladı bizde. Ama bir sakal vardır, bir temiz gözükmesi vardır, bir de evet. böyle bakımsız bir sakal vardır. Hani ona tabii ki de karşıyım. Sakal olacaksa bakım ne olacaksın bir erkeğin zaten hani süsüdür diye düşünüyorum. O yüzden ben benim cevabım evet. Bununla ilgili bir veterimiz varmış, ee, kısa bir cevaplanmış Hani sadece biz cevaplamayalım, bir de akşamı hatırlayalım. Akşam arkadaşlar nasıl cevaplamış bu sakal mevzusunu bir izleyelim. Evrim ben şimdiden yazdım diyor. Kendi puanını yani tahmini yaptın Yok, değil tahmini mi? Yok tahmini yaptım Ama kaldım. biz sana da soralım. Sence? Kesinlikle bir erkek sakallı olmalı. <laughs> Nisa <laughs> sana soracağım. Bizi görsün ama sonra onu. Evet. <gülüyor> ben ya, sevmem. Hiç... Yakışmıyor. Tamam zaten erkeklere sormayacağım çünkü. Elif sence? Sakal erkeğin makyajıdır. Abartı olmadı sürece bence sakal yakışıyor erkek Bravo Elif. Ve son sorum Aycan'a soruyorum. Aycan? Evet bence de bir erkek biraz olsa sakallı olmalı gerekiyor. Adadaki dört kadın yarışmacıya soruyorlar. yüzde %75 sakal diyor. Halkımızda %82 diyor. Demek yani her ortalama her dört kadından biri sakalı sevmiyor gibi geliyor. Yani Nisa da mesela sakal tercih ediyormuş erkekte. Çok yakıştıramıyormuş, çok tercih etmiyormuş ama sen olsun diyorsun sakal. Ben %100 evetçiyim. Ama ben Bak şöyle de... diyorum yakışanı var yakışmayanı evet var. Evet ya mesela Ama Murat Ceylan olmaz. hani dün de önünü verdi. Murat Ceylan mesela yüzü çok güzel baby face. Sakalı yani sakallı düşünemiyorum. Kapatmasına gerek yok. <laughs> Murat Ceylan yani. bırak bırak. <laughs> o bırak kanalları çık kalsın böyle gözüksün değil evet. Biz mi? <laughs> bizim biraz böyle sakala ihtiyacımız var. Biz gizlemek zorundayız evet. evet. yani maalesef. Murat Ceylan gibi temiz yüzümüz yok bizim. Ama e, mesela Acun abiye de mesela sakal bir ara denedi, Yok sanki yakışmaz, yakışmadı, evet. bazı insana da yapışıyor ya bir şeyler. Evet. Hani sakalsız, Acun abi sakalsız artık 20 sakalsız. 20 yıldır böyle alışıldı, bütün e, Türkiye tarafından da kabul gördü. Acun abiye sakal çok gitmiyor bence. Şimdi soru geliyor, hazır mısınız bomba soru? Allah. Cevap 21 evet. Eski sevgilinizle arkadaş kalır mısınız? Bunlar sanki hep Melisalı sorular. <laughs> Eski sevgilinizle arkadaş kalır mısınız? Ya yani şöyle arkadaş kalmam kesinlikle kalmam yani sürekli görüşmem diyorsun bir şey yapmam ama yok çok... kesinlikle görüşmem ama baktığın bir şey ihtiyacı olduğu zaman önemli bir şey olur cevap verme durumunda kalırım veririm hmm. hani düşman olmamıza gerek yok. yok hani eski arkadaşım olması benim düşman olacağım anlamına gelmiyor ama iletişim gereken durumlarda iletişime geçerim evet. sen insan. niye ben Dur Senin önce için sen. güzel evet. bir soru bu. önce ben sor önce sen, sen niye? senin daha çok çünkü neyden <laughs> çok <laughs> Hani daha ilişki insanısın sen bana yani, göre galiba. O yüzden daha o, çok ilişki. Sana olur. göre. Sen bir beş sana yıl, göre nasıl biliyor musun? Sen... Master ilişki insanı. Yani, yani. Yani. Senin 5 yıllık ilişkilerin var. 7 yıllık ilişkilerin yedi var. 7 yıllık senin. ilişkim yok. Pardon. 2 tane 5 yıl diyelim. Bir tane 5 yıl var. Evet. 5 ee, yılda değil. 4 yıl. 4 yıl. Ay. Bir tane. Ee, bir tane 3,5 yıl. E tamam işte yani. Sen daha uzun 2. iş. 2.2 var. 2 e, tamam. <laughs> <laughs> <İki> yıl var. <laughs> var yani o yüzden. Var yani. Hani yaşımız çıktı ortaya. Zaten bu adam 20 sene ilişki yaşamış. Zaten yaşım biliyor canım. 40. Baş tamam. harfiniz öyle miyim? 40. 40 evet. 40 değilim ben <laughs> daha. 39. Ee, neyse. Abi çok basit bir hesap var da yapmıyorum. Ben uzun işki kurmayı istemiyorum. Evet seviyorsun. Abi türlü nihayet erdiremedik diyelim. Senin uzun ilişkin de galiba... Çok az yani. Geçen oldu Allah şükür. 6-7 ay, ay, oldu. Ilk bir tarihe işte, geçti zaten. 2 yıl önce. Bir de Var yani 6-7 ay hep benim. Üniversite zamanı oldu. Lise, ortaokulda çok uzun. Hep 6-7 ay diyorsun ben bir tane. Bak Gökhan'ı ben 10 küsur yıldır tanıyorum. Ortaokulda... Bir okulda, tane ilişkisini biliyorum. Evet, bir tek. O da 2009 tek. işte. Birine yenge ediyorum. diyebildik evet. yani. Hani başka yok. Evet. Evet. En uzun 6-7 ay. O kadar yani. Ben, Ama sen hepsiyle falan, görüşüyorsunuz. falan çok güzel tabii böyle. ilkokulda <laughs> <laughs> oldu Yani o zamanlardan beri. dostlar burada var. Bir şaka bir, yapıyorum ya tabii. Birbirimizi büyük bir şey açarız burada. Dosyalarımızı yani, düşürürüz. Arkadaş kalı yani arkadaş kalmak derken tabii ki de 2-3 günde bir hadi yemeğe gidelim. Ne bileyim bir konsere bir sinemaya gidelim değil ama düşman olmuyoruz olmuyorsun bence. Düşman olmadığın için de mesajlaşılabilir, görüşülebilir çok ara sıra ama tabi eski samimiyette zaten eski samimiyette olamaz o bir ilişki. Ama sürekli bir görüşeceğim bir ilişkin olmaz ama bir şey oldu mu? Ya bir şey konuşulur. Bir yardıma ihtiyacı olur. Bir mesajlaşılır. Bir bayram tebriği gibi falan bunlar bunlar olabilir. Bu biraz yani. bence yani bilmiyorum benim fikrim biraz kadınla alakalı bir durum. Hı hı. Çünkü bu konuda kadınlar daha hassas. Biz erkekler için bir şeyler fark etmiyor olabilir. Ben mesela gerçekten hani beraberlik yaşadığım bütün herkesle görüşebilirim. Hiç sıkıntı değil. Ama sonuçta o kadının hayatı ve onun hayatı devam ediyor. Belki biriyle tanışıyor. Belki biriyle evleniyor. Belki çocukları oluyor. Kolay bir şey değil. Yani onun eşinin böyle bir şeyi kabul etmesi kolay bir şey olmayabilir. O yüzden de buna saygı duymak lazım. Yoksa yani ee, önemli olan insanlıksa her zaman dediğin gibi yani hepsi arkadaşımız, hepsi evet. dostumuz kalmış yani hayatımızda. Ama bir şeyler paylaşılmış ve insanların hayatı devam ettiği için yarın örgün bizim hayatımıza bir ilgiler. Benim eski e, arkadaşlık kurduğum biriyle görüşmemi istemez. Çok doğal şeyler bunlar. O yüzden de bu konu böyle biraz garip. E, muallak. Bir garip de bazen var. şey oluyor bence hani eski arkadaş diye bir şey yazıyorsun cevap verden diyor ki aa bak işte. Tekrar bence aramızda bir şey yaşanabilir. Hani tekrar eskiye dönebiliriz. Hani bence bunların da biraz da hayal kırıklığı olmaması için aslında olmaması gereken Hı -hı. şeylerden bir tanesi. Benimle mesela görüştüm de var. Hı -hı. görüşmediğim, Görüşemediğim de var daha doğrusu. Çok normal hayatın getirdiği bir şey diye düşünüyorum. Ee, ve fake hesabınız var mı arkadaşlar? Sevgili Melisa Emir Bayer Official. Sevgili Gökhan Özdemir. Sevgili Tarkan İhsan. <laughs> fake hesabınız var mı? Fake hesabım yok ama şöyle e, bir sana arkadaşımın... arkadaşımın... Melisa'nın fake hesabı. Melisa Emir Bayer fake official. Ve <laughs> <laughs> o official hep öyle kaldı bende. Melisa Yapıştı Emir mı Bayer, sana? official. Official'ı silemiyorum düzeltmek Bak, istedim. Alt, alttan da geçeceğiz. Evet, Aa, biraz uzun. Arkadaşlar biraz hemen. Uzun. aramaya oh. kalksak seni ama şey şimdi aramalarda çıkıyorsun hemen. Şey, Peki Emir ee, soyadıyla ilgili sana hiç espri yapılıyor mu şaka yapılıyor mu? Emir Bayer Münih. <laughs> Emir Bayer, Lever Kuzen. Lever ya, bu Kuzen. bunlar. Evet ama evet. en çok böyle espri bir gün ne oldu anlatıyorum size. Şimdi bana Gökhan'la konuşuyoruz. Emir Bayer Münih ne yapıyorsun falan filan böyle mesajlaşıyoruz. Gökhan'la konuştuktan tam 5 dakika sonra Instagram'a mesaj geldi. Melisa e Emir Bayer Münih. Direkt screenshot aldım. <laughs> Gökhan'a gönderdim. Dedi fake hesap açtım. Bir de ben de buradan dalga mı geçiyorsun dedim. ben <laughs> değilim. Gökhan'ın fake hesabı var biliyor musun? Şimdi cevaplamadan söyleyeceğim. Fake hesabı var Gökhan'ın. Evet var. Ama var. bir şey söyleyeyim. Kaç tane bir tane? Kaç bir tane var. canım ya bir tane. Kaç takipçisi var mesela fake hesabının? <laughs> Bilmem ki. <laughs> takipçisi mi var? Takipçisi bilmiyorum. Vardır ama ya. 10-15 tane falan vardır herhalde. He? Bilmiyorum. Daha fazla değil mi? Yok. Bakmadım o kadar. Yani evet. En... falandır en fazla yani. Benim Senin kaç tane fake hesabın var? Bir tane. Bir tane. Evet ama şöyle. O fake hesabından bizi takip ediyor musun mesela? Ben etmiyorum. Ediyorum. <laughs> falan. Olum, 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 kendime ediyorum. Olamaz, olamaz. Takinçoyu kastetmedim. Şaka yapıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi bir şey. Ya. Şöyle bir şey var. Arkadaşım benim telefonumu açık Allah. unutuyor. Hesabım. Fake hesabım olsa kendimi takip etmem, ele veririm kendimi. Tabii. Ee, benim arkadaşım e, kendi hesabında yani açamıyor. Benden giriyor telefonu yoktu, şarjı bitmişti. Bakması gereken bir kişi vardı, benim telefonum da açık kalıyor. Ama bakıyorum ben bakmak istemediğim kişilerin storiesine falan arada sırada girdiğim Aynen. zaman. Hı. Bakabiliyorum yani. Ben hesapta. de o zaman itiraf ediyorum. Benim bir fake hesabım var ama şifresini bilmiyorum. Öyle kaldı. Fake hesabım orada duruyor görüyorum. Hala <laughs> <laughs> birileri takip ediyor takip ediliyor ama ben ona ulaşamıyorum ya, artık. <laughs> fake hesabım kaldı öyle. Yenisini bilmiyorum. açarsın kanka. Yenisini de açmak gerçekten kolay değil yani bilmiyorum yani onunla uğraşacaksın da falan. Evet. O şey yok bende yani. Ama senin var değil mi? Yani aktif kullanıyorsun. Aktif kullanıyorum derken işte 2-3 milyon. Sen bilmiyorum. niye kullanıyorsun? Ne bileyim öyle açmıştım zamanında. Ama Ağla. şöyle bir şey oluyor mesela Ağla. yanlış da birisinin storiesini izliyorsun. Aa Melisa Emir Bayar atıyorum Gökhan Özdemir işte evet İhsan Tarkan bir... benim işte story'ma bakmış. Evet. O ne kadar büyük bir şey oldu. Bu dönemde şey özellikle canlı yayınlara katılıyorsun. Yanlış. Bu dönemde biraz o... Parmak evet. gidiyor evet. canlı nasıl bir evet. anda. Bir kişi girmiş daha. işte Melisa Official çıkamıyorsun zaten zor çıkıyor. Çıkamıyorum ayıp oluyor çıkıyorum falan ayıp oluyor falan neyse orası da öyle bir, bir şey. Bir de şey Peki diyeceğim ee, benim mesela Melisa Official olduğu için mavi tikimi görmüyorlar. Benim fan hesaplarıma yazıyorlar. Ha, i̇şte Saçlarınla ilgili işte bana bir tüyo verebilir misin? İşte bugün makyajında ne kullandın? Şunu ne yapıyorsun? Bunu ne yapıyorsun? Fan, hesapların bana gönderiyor. İşte mavi kim görmediği için ben onu nasıl düzelteceğim? Evet, Mesela süremi, neden? Süremiz Tarkan daralıyor. İhsan. Bak, daha şey. Benim niye Tarkan İhsan? E çünkü ben biraz geç kalıyorum böyle şeylerde. Mesela hesap açmaya. İhsan Tarkan çoktan alınmış oluyor. Tarkan İhsan aldım. Hem Twitter'da İhsan hem Tarkan şeyden. var mı ya? Başka? Var var. Başka var. Mı? var. Var bir de yani dediğin gibi ben şimdi Survivor'da yarıştım çıktım senin Instagram hesabın yok. Ben yoktu. Gökhan Özdemir'i alabilmişim. Türkiye'de herhalde 7000 tane falan. 7000 değil de. Ben de 2500 aldım. falan Gökhan Özdemir vardır. Ama sen, sen İhsan ilk, ilk Tarkan Türkiye'de 4 tane falan. Özdünürdü senin de aldı sonra. Türkiye'de 4 tane falan. Neydi? <laughs> <laughs> İhsan Tarkan. <laughs> İhsan Tarkan yok. Ay neydi Özdemir'in şeyi? Hiç yok. Ha. Var galiba biri var. Bir amcayı gördüm bir ara. İlk neydi Öz? Öz. Özdemir. Aradaki E Özdemir. yoktu. Özdümür. E yoktu. Fark etmez benim soyadım önce geliyor. Evet, tarık. olabilir. Tarkan İhsan. Sana Tarkan Farı değilsen. Sana peki farklı şey yapıyorlar mı? Farklı isimlerle sesleniyorlar mı? Ne gibi? Genelde. Ne diyorlar mesela? İrfan, İlhan, İrfan. İhsan, İhsan, Tarık, Tarkan, Tarık. Tarık. Bravo. Şimdi Gökhan başladı. Hakan Bey, Gökhan Bey <laughs> tamam, başladı. Onlar bize de oluyor. Yani, onlar da olduğu için. Son soruya geçiyorum. Çünkü şey e, tanıtıma girmemiz lazım. Biz e, bize özel tanıtıma. Birinin profilini gizlice takip ederken beğendiniz mi? Başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü. Kiminki? ki? Aa. Bir kızdı galiba. Erkek değil. Erkeklerin ha. fazla şey yapmıyorum. Profiline girip atıp bakmıyorum. Kızdı. Ondan sonra hatta böyle aramı kötü olduğu bir kızdı. Kalkıp hmm. beğenmişim geri aldım ama sonra arkadaşımdan haber geldi. Melisa benim resmimi beğenmiş falan diye gibisin. Gizlice takip ederken değil de normalde işte Instagram'da bu aşağı doğru kaydırırken falan. Yanlışlıkla bazen da beğenebiliyorsun. Takibe değiyor. Bir bakıyorum bir, Aa, bu kim ya takip ediyorum falan diyorum. Ya da işte yanlışlıkla beğenebiliyorsun. Halkın üçte ikisi zaten öyleymiş. Evet. 66. evet. evet. Yanlışlıkla oluyor, beğenmiştim. Oluyor oluyor oluyor. Acaba benim fotoğraflarımı yanlışlıkla beğenenler kimler? Bunları merak ettim. Çok güzel. Onu bulamayız şu <laughs> an. Olabilir tabii. Şimdi efendim e, reji uyarıyor. Süremiz de azaldığı için bir an önce girmemiz lazım. Çünkü soru gelmişti. Akşam iletişim oyunu oynanacak mı? İşte panorama özel ipuçları izliyoruz. İkisi de çok hızlı. Farkında adı neyi biliyor musun? Yunus Emre Özlem. Memo bu ödülü çok istiyorum galiba. Herkesten daha çok. Ama biz kazanacağız. <gülüyor> <gülüyor> İletişim ödülü ve çok istiyor iki takım da. <laughs> Öyle değil, baştan. <gülüyor> <gülüyor> ya Aycan hiç konsantre değilsin. <laughs> Bıktım artık, yeter ya, yeter. Saçmalama, hadi gel. Ya e, bırak da bir kere, ben saçmalayayım ya. Hep alttan aldım, hep alttan aldım. Yeter. Bir izleyicimiz sormuş, iyi ki de sormuş. O sayede de hem öğrenmiş olduk, zaten tanıtımda geliyormuş evet. bize. Akşam iletişim ödülü var ve muhtemelen bayrama özel bir ödüldür diye düşünüyorum. Evet. Acun abiler yine düşünmüştür. Kazanacak olan takım bayramda ailesiyle iletişime geçmiş olacak. İşte bu bütün bayram havasından nasıl bir anda bir oyunla sıyrılabildiğini gösteriyor Survivor. Özellikle bu tanıtımı çok beğendim. Yani bir anda bir oyun oynanıyor, bütün bayramdaki işte eğlenceler, karaokeler, ne bileyim bütün yarışmalar unutuluyor ve en maksimum şekilde oyuna asılan iki takımı izliyoruz. Ee, yine birbirleri atışmalar da oluyor. Tam demin şey zaten. var. Evet, Aycan'da... Aycan orada Sercan'a mı acaba? Sercan'a biraz sanki bir biz... var, Yoksa kaybedişine mi yeter Çünkü artık biz bir seriye bağlamıştı Aycan. Evet. Kaybetme konusu atışlar konusunu. Evet. Muhtemelen bunun devamı geldiğini görüyoruz burada. Ona biraz daha sistemi olabilir. Ama Sercan'a değil de biraz daha kendi atışlarını istemiyor aslında. Hem genel olarak artık 100 günün vermiş olduğu toplam bir hayıflanma olarak görüyorum ben. Ama Sercan'ın e, lafı üstüne tabii bunu izlememiz biraz da Sercan'a Acaba galiba. gibi evet. geldi. Ya şöyle çok kolay değil. Ben yani benim Survivor arkadaşlar kadar uzun değildi. Daha kısaydı. E, ama mesela biz de böyle bir birleşme partisi yaptık veya bir ödüle gidiyorduk, bir geliyorduk. Kolay olmuyordu yani. Bir adaptasyon, tane yemekten evet. bile gelince, bir üstünü değiştirince bile adaptasyon çok zor oluyor. Şimdi arkadaşlar bir bayram haftası yaşadılar. Yani ee, dediğin gibi yani karaoke partileri oldu onlar bunlar falan Kıyafetler. Derken, evet. Yemekler o bayram kahvaltısı falan. Şimdi oyuna dön oyna o kadar zor bir şey ki. Yani çok kopuyorsun kafaca hemen kopuyorsun. Yani. Sonra Keşke var dün burada. olsa da dün de kalsaydık. Niye şu an işte bu barakadayız falan diyenler çok oluyor. Çok zor yani şimdi tekrardan bir daha böyle dişli diş sıkmaları ve son bir aya girmeler. Değil mi? Aşağı yukarı bir ay bir buçuk ay daha yarışacaklar. Tabii tabii bir kırk gün daha var minimum. Yani Parkurlar da uzadı ama. Temmuz'un ilk haftası Belki de ikinci haftası. Tabi Acun daha iyi biliyor final zamanında ama ben Temmuz'un ilk haftasından önce olacağını düşünmüyorum. Evet yani en önemli zamanlar şimdi yarışmacılar arasında şu da olacak yani ister istemez son bir ay bıkkınlık geliyor. Hı hı. Yeter artık Survivor'dan falan diyor ama en önemli aylar aslında yani final yolunda çeyrek final önce ondan sonra final yolu sonra şampiyonluk yolunda yarışmacıları aslında önemli bir dönem bekliyor. Bir de o kadar bize seyir zevki verdi ki bu sezon Hı -hı. nasıl başladığını nasıl bittiğini anlamadık. Ben daha dün başlamış gibi hissediyorum. Aslında belki hızlı bence bu insan şey. evet, evet hızlı geçti. İnsanlar da böyle geldiği için ödülün büyüklüğü evet. zaten sürekli büyüyen bir ödüller var. Parkurlar büyüyor, Hı -hı. aradaki gerilimler artıyor. O yüzden çok normal. Akşam da inanılmaz kıyasıya bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani arada, eğlence bitiyor da yine bir eğlence var. Ne bir evet. eğlence var? Ee, Freddie Mercury'yi taklit etme yani onların taklidini <laughs> yapıyorlar. Bence ama Freddie Mercury'den çok Bohemian Rhapsody, Rhapsody, filmindeki Rami Malek'e benzemiş bence. Değil Fark mi? Biraz da boyu kısa. Evet yani <laughs> daha ben. Yani Freddie Mercury'den çok yani gerçek Freddie Mercury'den çok. Bohemian Rhapsody'de Freddie Mercury'yi oynayan Rami Malek karakterine benzemiş. Rami <laughs> <laughs> Malek ben öyle de öyle oynamıştı ki zaten. Biraz, bak biraz ona benzemiş evet. yani. O, yani çok Kim, güzel. Kimler vardı? vardı? Bruno Mars vardı. Bruno Mars, Michael, Michael Jackson, Jackson. Jackson. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. <laughs> bir de işte... E... Bir de en son sahnede <laughs> arkadaşları görüyoruz böyle Arkadaşlar hareketler <laughs> yaparlarken. Freddie Mercury. Bence biraz Rami Malek, Freddie Mercury'si olmuş. Rami Malek, Freddie Mercury. Evet. Tamam. Ee, bu arada samimi cevaplarınız için çok teşekkürler arkadaşlar. Hani aynı Biz soruları bir de cevapladık. Evet devam ediyoruz. Yavaş yavaş da programımızı sonlandırıyoruz. Evet. Melisa senin varsa son mesajların, selamların alalım seninle başlayalım. Beni seven, sevmen herkese buradan selamlarımı gönderiyorum. Aynı zamanda tekrar herkesin bayramını kutluyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Gökhan senin? Ben de aynı şekilde bütün İslam aleminin ve özellikle Türkiye'mizin e, Ramazan bayramını tekrar kutluyorum. E, herkese iyi günler diliyorum. Aynı şekilde e, inşallah yeniden bir bayram görmek nasip olur Hepimiz efendim. E, i̇nşallah bu günleri atlatırız. Ve evlerimize değil de sokaklarda birbirimize sarılarak kutlayacağımız bayramlar olsun dileyelim. E, bu akşam Survivor'da iletişim oyunu var. E, güzel bir eğlence var. Kaçırmayın diyoruz. Ee, yarın sevgili Hakan sen mi varsın? Yok. Yok yarın sen yoksun. Yarın sevgili Hakan, Sema ve Bora olacak. Damla. Damla. Ee, pardon, ee, sevgili Hakan, Bora'da. Damla Bora. ve Bora olacak. Sema'yı yine söyledim. Bak Sema demek aklıma takılıyorsun. <laughs> ee, biz ne zaman? Biz pazar günü buradayız efendim Gökhan'la. Melisa perşembe burada olacak. Biz inşallah pazar günü beraber olacağız sizlerle. Diyelim ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.